ana programımızın son oturumuna başlıyoruz. Bu oturumlardan Sayın Doktor Serdar Şahin Kaya'nın yöneticiliğinde salondan katılımcılarımızın söylemek istediği, beğenmediği duygu, düşünce ve dileklerini alacağız. Oturumumuzun başlığı İlter Ertuğrul ve Hukuk. Konuşmacılarımız Sayın Ali Rıza Aydın, Sayın Profesör Doktor Onur Karamanoğulları ve Sayın Profesör Doktor Ali Murat Özdemir'i yerlerine davet ediyoruz. İlter Ertuğrul dostları, tam gün İlter'i almak çok güzel bir şey. Hatta günlerle yetmeyebilir ama son oturum hep yorucu olur, yorgun olur dinleyenler. Bir yandan da son oturuma kalan konu hukuk gibi çok da sevimli olmayan bir konu. Ama merak etmeyin, biz onu sevimli hale getireceğiz karşımızda. Asık suratlı hukukçular gibi oturmayacağız, konuşmayacağız. Nitekim oturumumuzun başlığı da İlter Ertuğrul hukuk olunca zaten onu asık suratlı hale getirmemiz İlter'e de haksızlık olur. 1991 yılında o tarihte görev yaptığım Sayıştay'dan geçici görevle başbakanlığa geçtiğimde eş zamanlı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de gidiyordum. Bizim İlter'le tanışmamız, buluşmamız da 90'ların ilk yıllarında kendisinin sevgili Mümtaz hocamızın danışmanı olmasıyla birlikte başlayan bir tanışmadır. Öncelikle bu tanışmanın meclis koridorlarında olması önemli ve bu tanışmanın İlter Ertuğrul gibi hukuk fakültesi mezunu olmayan bir hukukçuyla Ali Rıza Aydın gibi hukuk fakültesi mezunu olmayan bir hukukçunun buluşması olarak da ortaya çıkması ilginçti. Bu nedenle bizim İlter'le, isim verirseniz İlter diye hitap edeceğim. Çok benzerliğimiz var ama benzerliklerimizden biri de budur. Bizi hep hukukçu olarak ilan ettiler, hukukçu olarak tanıttılar. Ama ikimiz de hukukçu değildik. Tabii bunun özü ve nedeni aslında İlter'in sabahtan bir yana anlatılan hayat hikayesinde, yaşam hikayesinde, mücadelesinde saklı. Çünkü biz dünyaya hukukla bakmadık. İlter'le birçok hocamız, dostumuz gibi ya da birçok insan gibi biz hukuka dünyadan baktık, onu yeğledik. Belki de okuduğumuz okulların bize verdiği hukuk dersleriyle birlikte aslında hukuku toplumsal ilişkilerin içinden çıkan bir alan olarak gördüğümüz için de oradan okumaya başladık. Hukukla yaşam gerçeğini iyi ilişkilendirmeye başladık. O nedenle de kader bizi hukukçular arasına dahil etti. Nitekim şimdi sağımda Profesör Doktor Onur Karahanoğulları, solunda da Profesör Doktor Ali Murat Özdemir olduğu gibi. Değerli arkadaşlar, aslında KİGEM'le ilgili bilgiler aktarılırken özellikle Korkut Hoca ve İzzettin Hoca da bu arada sanırım açıklama yapıldı. İzzettin Hoca erken İstanbul'a geçmek zorunda olduğu için aklını istedi bu oturumda. Buna yapılırken aslında İlter yaşamın gerçeğini, özelleştirmenin gerçeğini, kamulaştırmanın ne olduğunu, işte bir önceki oturumda anlatıldığı şekliyle devletçiliğin ayak izlerinin ne olduğunu bildiği için hukuk metinlerini çok kolay okuyordu. Ben de aynı durumdayım. Meclisteki özellik şudur. Meclis bildiğiniz gibi kural koyucu organ. Önünüze yasalardan önce teklifler ve tasarılar geliyor.
Onları biz masanın üstüne koyduğumuz zaman okurken o kuralları yazan teknik kişilerin bakış açılarıyla ya da o kuralları yazanların o metin içinde ne yapmak istedikleriyle ilgilenmeden öncelikle kendi dünya görüşümüzle bakardık. Ve İlter'in notları da, benim notlarım da, o tasarım ve teklifler içine ekleyeceğimiz notlar da o dünya görüşüyle başlardı. Hiç pozitif hukukun virgülüyle, noktasıyla, sözcükleriyle uğraşmadan bakardık. Sonra da oralara gelirdik. Burada tuzak var mı, yok mu gibi anlatımlarla. Dolayısıyla bir başka öğreden evvel konuşan değerli hocamızın dediği gibi aslında biz biraz deli hukukçular sınıfına da girmiş olduk. Korkut Hoca'ya aittir bu sözcükler. Korkut Hoca der ki deli hukukçular vardır. Marx'ı anımsatır. Lenin'i anımsatır. Sonra kendisini anımsatır. Bizler hukuk fakültesini bitirdiğimiz halde hukukçu olmadık der. Bir de başka deli hukukçular vardır. Örneğin İlter gibi, örneğin işte beni anımsatır. Bunlar da hukuk fakültesini bitirmediği halde hukukçu oldular. Deli hukukçular bunlardır der. Aslında Türkiye'ye tam da deli hukukçular gerekiyor. Ben çok şanslıyım. Biz artık trio mu denir hocam? Üçlü olduk. Birçok oturuma, birçok toplantıya üçümüzü birden çağırıyorlar. Üçümüz de biraz deli hukukçu olduğumuz için. Bu notlarla girmiş olayım. Ben hem yöneteceğim toplantıyı, hem kendi payıma düşen anlatımları devam edeceğim. Ama biz biraz uzun anlatımlı bir zaman dilimini tercih etmek yerine kısa kısa anlatımlarla birbirimize paslar atarak bir söyleşi sohbet şekline dönüştürelim ve böylece de hukukun o asık suratını sizin huzurunuzdan uzaklaştıralım diye düşündük. İlk söz Onur Hocam'ın hem okul birlikteliği var Onur Hocam'la, hem dostluk, arkadaşlık var. Buyurun hocam, söz sizin. Evet, ricada bulunacağım. Salonla birlikte konuşalım. Ben konuşurken bana laf atabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. Rica edin özellikle bunu hatta. Çünkü konuşmak sıkıcı, dinlemek ondan daha sıkıcı. Sabahtan beri buradayım, çok sıkıldım. Ama konuşma dinlediğim için sıkıldım. Yoksa konunun sıkıcılığından sıkılmadım. Lütfen katılmaya çalışın. Benim düzenim bozulmaz. Toparlamaya çalışırım. 94 yılında 93'te Ankara Hukuk'tan mezun oldum. 94'te siyasala gene gittim. Hala oradayım. 95 yılında Tuğul Katoğlu Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde asistan arkadaşımdı benim. Ceza hocası. Beni çağırdı. KİGEM'den söz etti. Böyle bir yer var. Gelir misin dedi. İdari hukuk asistanıyım ben. KİGEM'e gittik. KİGEM'de İlter'i gördüm. İlter dava dilekçesi yazıyordu özelleştirmeye karşı. Başka hocalar da vardı. Yıldırım Hoca vardı ama hiç karışmıyordu. Ama hoca olarak bizi yönlendiriyordu. Mümtaz Hoca bizi yönlendiriyordu ama oranın belkemi İlter'di. Sadece İlter yoktu. Sendika Başkanı İzzet Hoca vardı. Aile Hanım vardı. Mehmet Ali vardı, Mali derdik. Başka aklıma gelmeyen çok sayıda kişi çalışmıyordu. Az kişi çalışıyordu ama çalışıyordum. Ve tuhaftır, idari hukuk asistanı olarak Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde benim hocalarım, ki bir tanesi aslında Turgut Tan, Enerji Bakanlığı'na özelleştirmeler konusunda görüş satarken ben de o görüşler doğrultusunda yapılan özelleştirmelere karşı dava dilekçeleri hazırlamakta İlter'e yardım ediyor. Garip. Asistanlığım siyasaldan daha çok KİGEM'e dayanıyor. KİGEM'de asistanlık geçirdim. KİGEM'de dava dilekçesi yazmayı, KİGEM'de dava takip etmeyi öğrendim. Ondan çok daha önemli bir şeyi özellikle İlter'den öğrendim.
İlter gibi bakan ikinci bir kişiyi daha yeni buldum. Kim olduğunu belki söylerim. İlter bir hukuk şarikonsuydu. Anormal derecede bir dosya gelirdi, bir incelerdi onu. Mutlaka yapılmış bir eksiklik bulurdu. Bulduğu eksikliği hissederdi, adını biz koyardık hukukçular olarak. Bir dedektif gibi yakalardı, mutlaka yakalardı. Ve bağlantıları da var. Mülkiyeli olduğu için her yerden birisini bulurdu. İşçiler arasından birisini bulurdu, bürokratlar arasından birisini bulurdu. Her yerde bir yurtsever, kamusever, kamucu birisini bulurdu. Müthiş bir mücadele verildi orada. Bu toplantıda ne anlatacağım diye düşünürken Kigen'i biraz araştırayım dedim. İnternette Kigen yazdım kısaca. İlk 30 sayfa falan kişisel geliştirme merkezi çıktı. Böyle bir şirket kurmuşlar. Bireysel geliştirme, ne deniyorsa artık ona, danışmanlık vesaire. Onlar çıkış Kigen çıkmadı. Kamu işletmeciliğini geliştirme merkezi diye uzun taradım. Yine çok az sayıda çıktı. Çıkanlardan bir tanesi beni duygulandırdı. Dedim ki, yaşlandım, bir dostum ölümünün arkasından konuşuyorum. Sadece bir gerçek kişinin değil, bir tüzel kişinin ölümünün arkasından da konuşuyormuşum demek ki. Şey şu, haber şu çıkan ilk Kigen'le ilgili haber. Efsane kuruluş lağvedildi. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi gazete aracılığıyla dün şu duyuruyu yayınladı. Kamu İşletmeciliğinin Geliştirme Merkezi Vakfı, Ankara 2. Asli Hukuk Mahkemesi'nin 8-5-2014 tarihinde kesinleşen 4-2-2014 tarih ve esas şu sayı kararıyla dağıtılmıştır. Türk Medeni Kanunu 104. maddesi gereğince ilan olunur. Haberi yazanlar şöyle söylemişler. Kigen, koşulların giderek ağırlaştığı son dönemde ilgisizlik nedeniyle çalışamaz hale geldi. Kigen zamanla cüz'i yönetim giderleri dahi karşılanamaz hale gelince bu duruma daha fazla direnemedi ve mahkemeden tüzel kişinin sonlandırılmasını istedi. Şey gibi, bakımsızlıktan huzur evinde ölen birisi gibi 2014 yılında lağvedilmiş. Peki ne zaman kurulmuştu? Bildiğim kadarıyla 94'te kuruldu. 1999 ya da 2000'de de mücadeleyi kaybetmişti. 93'te mi kuruldu? 93'te kuruldu. 99 ve 2000'de de sanırım mücadeleyi kaybetmişti. Ondan sonra da hiçbir sendikadan, sivil toplum örgütünden, meslek kuruluşuna destek görmedi. 94-2014. Kigen bir ocaktı. İlter de o ocakta önemli bir figürdü ve çok şey öğrendik ve çok kişi yetişti oradan. Afganlar yetişti Kigen'den, şimdi para kazanıyorlar oradaki bilgileriyle. Gazeteciler bu konuyu izlemeyi, bir konuyu devlet ilişkin bir konunun dibini delmeyi öğrendiler. Bir bölümü. Muhabirler yetişti. Şimdi yeni bir döneme giriyoruz. O yeni döneme ilişkin şeyler söyleyeceğim. İlter'e ilişkin çok fazla şey gerek yok, çok anlatıldı. Yeni döneme ilişkin spekülasyonda bulunacağım. Lütfen siz de benim ağzımın payını verin, açık bıraktığım yerleri lütfen bildirin bana. Yeni bir döneme gidiyoruz ve bir Kigen gereksinimi var. Acil bir şekilde böyle bir gereksinim var. Nedenlerini de söyleyeceğim şimdi. Çünkü artık hukuk mücadelesi bir içerik mücadelesi. Hukuk mücadelesi bir içerik mücadelesi. İçerik koymamız gerekiyor burada. Hukuk devleti kavramı tamamen boş bir kavram. Bir siyasetçi, bir sendikacı, bir aydın hukuk devleti diye konuşmaya başlamışsa ona hangi hukuk diye sorunuz. Hangi hukuk? Ne ya? Hukukun içeriği ne? Hangi talebi karşılıyor bu hukuk? Hukuk devleti diye bir şey var ama içi boştur. Uzun bir süre, özellikle AKP'nin iktidarının güçlendiği dönemlerde hukuk devletinin içeriği Helsinki Nihayet Senedi'nde 1970'lerde ortaya konan temel insan hak ve özgürlükleriydi. Bu da liberal hak ve özgürlüklerdi. Bununla yükseldi. Bu program bittikten sonra hukuk devletinin içeriği yok şu an. Hukuk devletini siyasi programın parçası yapan her türlü siyasi parti yalan söylemektedir. Temel içeriği yapan. Her türlü siyasetçiye, gazetecinin ya da muhatabının hangi hukuk, neyi kastediyorsun hukukta diye sorması gerekir. Bir içerikler dönemine giriyoruz. Bu içerikler döneminde acilen Kigen bir yapıya gereksinim var. Geçenlerde ampute milli takımımız, futbol milli takımımız, o da ilginç bir şey. Neden ampute olmayan tam olanlar bir şey yapamıyor da çok sayıda ampütemiz var ve başarılı olarak sorulması gerekir ama herhalde rahatsız edici bir soru.
Neyse, şampiyon olduktan sonra Beşiktaş stadında bakan futbolcularla toplantı yapıyor ve kameralar orada, mikrofon uzatılmış. Bakan Cumhurbaşkanı ile görüşüyor. Hoparlörü açtı. Herhalde bundan sonrasını biliyorsunuz. Teşekkür ederiz dedi. Sayın Cumhurbaşkanım, size teşekkür ediyoruz. Futbolcularımıza, kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bir de Beşiktaş'ımıza teşekkür ediyoruz, kulübüne teşekkür ediyoruz. Bu stadı bize açtı dedi. Cumhurbaşkanımız da ne Beşiktaş için ulan dedi, o stadı biz yaptık. Parayı biz verdik ulan dedi. Beşiktaş'ın filan neydi stat dedi. O sırada spor bakanının eli dolandı, kapattı şeyi. Bu bölümü güzeldi. Ama spor bakanının bir cumhurbaşkanına yaptığı muamele tuhaf geldi bana. Yani sanki böyle bir acayip, aileden acayip birisiyle karşılaşmıştı. Herkesin gözünün önünden bunu saklaması gerekiyormuş gibi de davrandı. Ama orası beni ilgilendirmiyor. Şey daha önemliydi. Sonra basında çıkanlar, Beşiktaş'ın stadını kim yaptı? Vodafone yaptı, paramı verdi. Hayır, Beşiktaş yaptı. Tamamen kendi kaynakları yaptı. Hayır, devlet yaptı, Cumhurbaşkanımız yaptı. Yaptı ama cebinden mi verdi? En benim görebildiğim kadarıyla sol, muhalif, kamucu yayın yapan siteler, hayır, o Beşiktaş tarafından yapıldı diye haberi bağladılar. Bunu neden anlattığımı birazdan söyleyeceğim. Bu şeyi neden anlattığımı. Özelleştirme dönemi 99-2000'de bir mağlubiyetle sona erdi, doğru. Pek çok kurum satıldı. Satıldı tüpedüz, arazisiyle verildi. Pek çok iş kurum değil, pek çok iş kamu hizmeti olmaktan çıkarıldı. Dediler ki tekel, bıraktık tekeli, kamu hizmeti olmaktan çıktı. Ve bu olduktan sonra da emeğin çalışma standartları, emeğin makineyle buluşmasının hukuksal biçimleri, iktisali biçimleri, fiili biçimleri düştü, dibe düştü. Anormal derece bir düşüş oldu. Çünkü normu kitler belirliyordu. Satıştan, kamu kaynaklarının satışı bir zarardı ama ondan daha büyüğü, Türkiye'de çalışma ilişkilerinin dibe inmesi oldu. Toplum bir süprüntü, çözülme, dip buna indi. Daha önemli olan buydu. Yani kamu kaynakları tamam ama bir bütün olarak emeğin, soyut emeğin, çalışma biçiminin mutlak ve nispi sömürü oranının bu denli arttığı bir dönem olmadı. Kamu normunu çökertti çünkü özelleştirme. Fakat bu yenilgi doğru. Bu yenilgi. Ama garip bir şey daha oldu bununla beraber. Yeni dönem bu işte. Kamu hizmetlerine son derece büyük bir genişleme oldu. Belki size tuhaf gelecek. Ne genişlemesi diyorsunuz? Her şey özelleştirilmişken diyebilirsiniz ama çok ama çok genişledi kamu hizmetleri. Çünkü piyasa hep devletten imtiyaz alarak iş yapmayı tercih etti. Kendi başına iş yaptığı alanlar az. Çok fazla sayıda kamu özel ortaklığı gelişti. İşte Osman Gazi Köprüsü, kamu özel ortaklığı değil ama Osman Gazi Köprüsü'nü biliyorsunuz. Üçüncü köprüyü, şimdi havaalanı yapılıyor. Avrasya Tüneli, kentlerin enerji dağıtım işi, iletimler, enerji üretimi, iletimi hala devlet üretim. Şehir hastaneleri. Şehir hastaneleri, en önemlisi şehir hastaneleri, sağ olun. Bunlar çok sayıda iş, özel sektöre devlet tarafından veriliyor. Bunların hepsi kamu hizmeti. Hepsi. Düpedüz. Ama nasıl kamu hizmeti? Devletin tekeli aldığı fakat özel sektöre gördüğü bir kamu hizmeti. İkinci büyük kategori yoksulluk hizmetleri oldu. Bunları biz uzun süre aşağıladık. Uzun süre bunları ya işte kömür dağıtılıyor, makarna dağıtılıyor falan diye aşağıladık ama çok geniş bir alanda yoksulluk hizmetleri ya da belki teknik anlamda ücret malları sektörü oluştu. Özürlü çocuğunu mahalledeki bakım evine götürme. Devlet veriyor parasını, devlet tekelinde ama işleten özel kişi. Engelli derse biliyorum. Özür dilerim, engel çocuğu. İşte böbrek hastasının diyalize götürülmesi, belediyelerin yaşlı bakımları, sayamayacağımız kadar çok iş devlet tarafından üstlenilmiş durumda. Fakat yine bir büyük işlerin yaptırıldığı gibi özel sektörü yaptırılıyor. Ama bunların hepsi çok geniş bir kamu hizmetleri alanı yarattı. Çok geniş. Belki de kitler döneminden daha geniş bir alan yarattı. Ve bunun özelliği kitler dönemindekinden farklı olarak
Halka daha yaygın. Küçük küçük ama daha yaygın. Yani bir şey yok tabii ki artık. Sümerbank fabrikası, onun sosyal tesisleri, onun sineması, onun okulu, onun semti, onun lojmanları yok elbette. Ama şu var, bir mahalle ancak devlet aracıyla yaşayabiliyor. Bir mahalle düşününüz, ona kömür gelmezse, ona gıda yardımı gelmezse, onun engelli çocuğu için, yaşlısı için belediyeden bir yardım çıkmazsa yaşayabilecek durumda değil o mahalle. Bir de bu var. İki tane büyük alandan kamu hizmetleri genişliyor. Hoca bunu niye anlatıyorsun bize derseniz, bunun mekanizmasını çözmemiz gerekiyor. Beşiktaş Stadı'nın örneği de o. Beşiktaş Stadı'nın kime ait olduğunu anlayabilen yok şu anda Türkiye'de. Hocam sağ olsun bana bu örneği getirdi, Bilsay Hocam. Ben o zaman çalışmaya başladım, derslerimde kullandım, öğrencilerim katıldı. Çok ilginç sonuçlara ulaştık. Kim, bu stadı kim yaptı, kimin parasıyla yaptı? Bunu Türkiye'de hukukken, bırakalım hukukeni, iktisadi olarak bilen yok. Bu stadın mülkiyeti kimde? Çünkü çok uzun bir süreden beri biz şey yapıyoruz, bir yastayız. Ölü arkasından konuşuyoruz hep. İşte özelleştirmeler oldu, bittik, liberalizm geldi, neoliberalizm geldi, bittik. Hep bunu konuşuyoruz. Bir Kigen gibi ocağımız olsa, o ocakta Sherlock Holmes'lar çalışsa, rapor hazırlayanlar çalışsa, onları söylemeyi unuttum, Taylan Bayli'yi söylemeyi unuttum, İzzettin Önder'i söylemeyi unuttum. Kimler kimlerden, ne raporlar hazırlandı? Böyle bir ekibimiz olsa, siyasi çizgilerimizden bağımsız olarak, sosyalisti, komünisti, neyse işte, kimler Atatürkçüsü, kimler varsa, bunların mekanizmasını geliştirirdik. Ve köpeksiz köyde değneksiz ulaşamazlar. Şimdi bu iki grup, büyük kamu hizmeti genişlemesinde, çok yakın bir gelecekte ama çok yakın bir gelecekte bir çöküş olacak. Bunu siz benden daha iyi görüyorsunuz. Dolum garantisi, geçiş garantisi vermişler köprülerden. Geçen araç yok. Hastaneleri almış adamlar batacaklar. Şey yok, başka olasılık yok. Çünkü bunların hepsi halka satmaya dayanan hizmetler. Ama halkın durumu perişan benim görebildiğim kadarıyla. Alabilecek durumda olmayacak ve bunlardan vazgeçecek. Vazgeçtiği zaman da özel sektör diyecek ki ver bana parasını. Aynı zamanda bu büyük şey grubu için değil, kamu özel ortaklığı, imtiyazlar, yapıştır devletler için değil. Biraz önce sözünü ettiğim bir mahalleyi, bir aileyi ayakta tutan sosyal yardım kamu hizmetleri için de devlet ve belediyeler veremez hale geldiği zaman insanlar isyan edecekler. Bu krizi, bu yoksulluğu biz kaldıramayacağız diyecekler. Bu durumda kamunun önünde yakın gelecekte şöyle bir sorun var. Bütün kamuda çalışan bürokratlar, kamuda çalışan çalışacak olan öğrencilerim bununla karşılaşacak. Dediğim gibi spekülasyonda bulunuyorum. Buraları yeniden nasıl kamulaştıracağız? Devlet buralara el koymak zorunda kalacak. Hatta özel sektör koşa koşa gelecek. Lütfen el koyun diyecek. Ama el koyarken sorun şu. Kime ne kadar kalacak ve riski nasıl dağıtacağız? Buna ilişkin çalışmamız olmazsa ya anormal sorunlar olacak. Yani özel sektör şeyiyle yabancı girişimcisiyle, yerli girişimcisiyle çok büyük miktarları kamuya kitlemeye çalışacak belki. Bilemiyoruz ama buranın acilen çalışılması gerekiyor. Özellikle halka sunulan yoksulluk hizmetlerinde bunlar bir hak olarak kodlanması gerekiyor bunların. Bunların işte devletin desteğiyle piyasadan satın aldığı hizmetler gibi değil de bir hak olarak, sözleşme dışı yararlarından hak olarak ortaya çıkması gerekiyor. Diğer grup içinse, diğer büyük grup içinse bir tür kit olarak ortaya çıkması gerekiyor. O yüzden 21. Yüzyıl Planlama Kurultayı bana ilk yapıldığı zaman ben katılanlarla, gençlerle ama kusura bakmayın biraz böyle kinayeli konuşuyordum. Türkiye'de devrim olduğunda haberim yok benim, ne planlaması lan diyordum. Ama sanırım böyle bir şey var, bunu planlamak zorunda kalacaksınız. Nasıl bir Avrasya Tüneli'nde 3. Köprü'ye, Osman Gazi'ye, Bilkent Hastanesi'ne, Etlik Hastanesi'ne, buraya devlet nasıl müdahale edecek? Nasıl kamulaştıracak orayı? Çok önemli bir sorun. Özel girişimcinin olası karını zarar olarak karşılayacak mıyız? Ne pazarlığı yapacağız? Şunu bilen var mı? Bilkent Hastanesi'nin sahibi kim? Ama sahibi de kastettiğim işletmenin sahibi değil. Tapu da kimin adına kayıtlı? Bu tip şeyleri bizim acilen hemen çalışmaya başlamamız gerekiyor. Bunun için de bir örgüte ihtiyacımız var. Burada tanıdığı olan varsa lütfen sendikalara, partilere, meslek örgütlerine söylesinler, çalışalım bunu.
Ben uzattıkça uzatıyorum, salonda beni dinliyor, bir şey demiyorsunuz. Ben biraz daha konuşabilir miyim hocam? Konuşabiliriz. Çok az daha, peki. Salon iyi dinliyor, ben dinliyor, yüzler iyi. Ben gözlemliyorum. Senden bıktıkları an ben müdahale ederim. Ya benim bir bölümü öğrenciyim, onlar ne yapsınlar? Hocam belki notumuz arttırdı diye. Öyle dinliyorlar hocam. Buyurun. Bir, özel bir kamu hizmetleri tipi var. Bunun ne olduğunu söyleyince şaşıracaksınız. Türkiye'de yoğun, yaygın, çok düzgün işleyen ve tam anlamıyla bedava olan, yani yararlandığınızdan para vermeniz gerekmeyen bir kamu hizmeti var. Salona sorun. Öğrencilerim söylemesin lütfen. Ne olabilir sizce? Acil sağlık hizmetleri? Ölmek ya. Ölmek. Ölmek ya, ölmek değil çünkü bir mezarlıklar nizamnamesi var. Sadece kimsesizseniz bedavaya gömülüyorsunuz. Yani babanız ölürse eğer ben tanımıyorum derseniz bedava gömülebilir. Onun dışında ölmek değil. Bilen tamamen bedava. Hiç para vermeniz hiç gerek yok. Hayır, o hizmet değil o. Var, doğal bir kaynak olarak. Söyleyin hemen. Ben öğrenciyim ama sizin dersinizi almıyorum. O yüzden parmak kaldırıyorum. Tamam. Din hizmetinden bahsediyorum. Ama mülkiyeli öğrencisiniz değil mi? Evet. Mülkiyenin havasına fısıldadığınız zaman her yerde duyulur. Bunu anlattılar. Dedi ya, gündüz dinlediklerinizi gece geviş getiririz dedi. Duyulur. Din hizmetleri arkadaşlar, devlet tarafından, arkadaşlar özür dilerim, devlet tarafından üstlenilmiş, topluma sunulan ve parasız yararlanılan en geniş tek hizmet, en düzenli hizmet. Hiçbir para ödemeden yararlanıyorsunuz. Elbette cuma namazlarında şurada burada bağış maaşı oluyor ama hayır. Devlet bir bakanlık benzeri bir yapıyla, merkezde bir bakanlık gibi, yani İçişleri Başkanlığı, iller yani bir yani bütçesi bizden gidiyor. Yani büyük bütçe onlara veriyor. Tamam işte, ne güzel. Kötü bir şey. Neye veriyorum bir şeyler yani? Kötü bir şey değil ama iyi bir şey yani. Bütçe bir din hizmetine ayrılmış. Bakanlığın bütçesi veriyor. Böyle bir bütçenin ayrılabilir olduğunu bilmek iyi bir şey. Hayır, siz hiç bedelsiz dediniz ki onun için bedelsiz. Hayır, şöyle, bedelsiz de, şunu söyledim. Para ödeme koşuluna bağlanmaksızın, bedelsiz... Üstüne ödemiyorsunuz. Yanlış oldu tabii bedelsiz. Yani... Hizmet görünüm, para ödemedi. Evet, hizmetten yararlananın alırken hiçbir para ödemediği hizmet. Elbette bedeli var, doğru diyorsunuz. Ama tabii, parasız ama, tabii ki. Parasız fakat bedelli, çok haklısınız. Bedeli var, toplum ödüyor. Ama bireyler bu hizmetten yararlanırken para ödeniyor. Merkezde Diyanet İşleri Başkanlığı, bir bakanlık gibi illerde müftülükler, ilçelerde müftülükler, en uçlarda da sanki sağlık ocakları gibi, ilkokullar gibi camiler. Bunlarla devir kamu hizmetleri yapısı var. Gelecek dönemde, çok yakın gelecekte bir özelleştirme göreceksin. Bu din hizmetlerinin özelleştirmesi olacak. Bunu da acilen çalışmak gerekiyor. Din hizmetleri ya kamu hizmeti olmaktan çıkarılacak, yani Diyanet İşleri Başkanlığı müftülükleriyle beraber kaldırılacak. Efendim? Hayır. Herkes... Kurtuluş orada değil. Hayır, bakınız, özelleşme şablonunu hatırlayın. O zaman nikah mı yapacağız? Doğru. O zaman müftülüğü nereden alacağız? Özelleşme şablonunu hatırlayın. Orada şöyle bir iktisat teorisi var. Herkes yararlandığı malın parasını versin kardeşim. Asalak olmayın. Bunların üretiminiz çok verimsiz. Devlet sucuk üretir mi? Devlet cennet üretir mi? Cennet değil mi, vakit de üretir mi? Devlet cennet üretir mi? Benim cennete gitmem için hizmet üretir mi? Devlet bunlar, o şablonun aynısı buraya uygulanacak. Devlet, Türk laikliğinin ikinci aşamasına geçecek. Devlet, Türk laikliğinin ikinci aşamaya geçecek. Bu da devlet-kilise ayrılığı aşaması. Devlet, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda somutlaşan din örgütlenmesini, klerjiyi, ruhban sınıfını kendinden ayıracak. Ve bu dinin kamu hizmetleri olmaktan çıkması biçiminde gerçekleşecek. Ve genel anlamda da bir özelleşme biçiminde gerçekleşecek. Spekülasyonlarımı sürdürüyorum. bunu görebilmek için Atatürk'ün getirdiği laiklik modelini, Fransız laikliğinin Concordia dönemine ait olduğunu görmek gerekir. Concordia dönemi 1802'de Vatikan'la Napolyon'un yaptığı anlaşmadır. Napolyon Vatikan'la anlaşma yaparak dini Fransa'da bir kamu hizmeti yapmıştır kontrol edebilmek için.
bütün din adamlarını, papazları memur yapmıştır. Bütün kiliselerin masrafını karşılamıştır. Bir bakanlığı kurmuştur ve dininde bir bütçesi vardır. Bu model Atatürk'ün modelidir. Bu modeli uyguladı Atatürk. Fakat 3. Cumhuriyet Fransa'da kurulurken Concorde dağıtılmış, devlet kilise ayrımına doğru ilerlenmiş, 1905'te de devlet kilise ayrımı getirilmiştir. Toplum özgür bir şekilde maliyetine katılarak kamu düzenine uymak koşuluyla dinini örgütler. Türkiye'nin yakın geleceğinde olacak ikinci kamu hizmetleriyle bağlantılı şey de bu olacak. Sonuncuyu söyleyerek bitiriyorum. Orada bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki buyurun. Şimdi bu dediğinize katılıyorum. Ama farklı bir boyutuyla. Şimdi İspanya'da Franco döneminde sizin getirdiğiniz sonuç anlamında söylüyorum. Böyle bir sonuç olmuştur. Yani Franco döneminde toplumun %95'e yakın Katolik şeyken, Hristiyan, Katolik iken Franco'nun baskısıyla kilise kendini güçlendirmiş. Franco'ya olan kim? Kiliseden çıkmıştır. Yani bir sonuç olmuştur ama farklı bir boyutu. Yani. Tabii ama şunu buradaki saptamanın şöyle bir özgünlüğü olduğunu düşünüyorum. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı diye tartışıyoruz konuyu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın içinde Alevilerin temsilini, farklı görüşlerin temsilini tartışıyoruz. Ben ise böyle bir şey yapmıyorum. Ben diyorum ki din Türkiye'de devlet tarafından bir kamu hizmeti olarak örgütlenmiştir. Diyanet sadece onun üst kuruluşunun adıdır. Ve bir din örgütlenmesi yapısı var ve bu örgütlenme bir kamu hizmeti olarak sunuyor. Herhangi bir kamu hizmetinin devlet tarafından verilemeyeceğini tartıştığımız zaman bunun içine din kamu hizmetlerini de koymamız gerekiyor. Ve kamu hizmetlerinin özelleştirilmesinden, maliyetin topluma dağıtılmasından vesaireden söz ederken bunu da yapmamız gerekir. Ve Türkiye'deki laikliğin evrimine baktığımız zaman Concorde laikliğinden, yani bir sözleşme laikliğidir bu, bundan ayrılık laikliğine geçeceğini, Diyanet laikliğinden ayrılık laikliğine geçeceğini görebiliriz. Son olarak şunu söyleyeyim, kamu hizmetleri bağlantısını tam kuramadım ama spekülasyonlarımın içinde var. Sınırlarımızda bir Kürt halkına dayanan bir devletin kurulma olasılığı güçlü gibi görünüyor. Bu içerideki temel tartışmalardan birisini yerle bir etti, tamamen farklılaştırdı. Biz Kürt sorununu bir kimlik sorunu olarak uzun bir süreden beri tartışıyorduk. Kürt kimliğinin tanınması, Kürt kimliğinin anayasaya girmesi gibi tanımlıyorduk. Kimlik dediğiniz zaman özel bir seçiş gibidir kimlik. Yani kişinin özel yaşamına aittir. Nedir kimliğin parçaları? Nasıl doğarsınız? Nasıl ölürsünüz? Törenleriniz nedir? Ne yersiniz aile içinde? Aile içindeki ritüelleriniz nedir? Ve dil. Dil ama kimliğe ait özel bir şey değildir. Millette de var dil. Ve dil. Ama bir kez daha söyleyelim. Etnisiteyle bağlantısı vardır. Etnik unsurlarla bağlantısı vardır. Biraz da irade seçişle bağlantısı vardır. Yani benimsersiniz onu. İrade bir şeydir. Kimlik diye tartışıyorduk. Ama sınırlarda da bir Türk devletinin kurulma olasılığı şunu gösteriyor. Devlet ulusal pazar ve millet. Ulusal pazar var orada. Sağ olsun Türkiye'nin katkılarıyla var. Devlet de geliyor. Bu durumda millet zaten olur. Halk, etnik grup ya da halk milletleşiyor. Millet devletin ulusal pazar üzerinde yarattığı bir yapıntı. Ama millet dediğiniz zaman vatandaşlık bir kamu hukuku bağı olarak ortaya çıkar. Bu durumda bir kamu hukuku bağı olarak Kürtlük ayrı bir devletin bağıysa, yurttaşlık bağıysa içeridekini artık etnisite olarak tartışamazsınız. Kimlik olarak tartışamazsınız içerideki. Bir başka şekilde tartışmak zorundasınız. Nasıl tartışılabilir? Oraya ilişkin spekülasyon da şu. Büyük olasılıkla Türkiye Cumhuriyeti ile sınırlarında kurulacak olan devlet arasında bir iktisadi alan bütünleşme, serbest ticaret, gümrük birliği vesaire bir şey yaratılacak ama beni ilgilendiren bölüm şu, hukukçu olarak artık şurada zırvadan kurtuluyoruz. Yani Kürt kimliğini anayasada tanıyorum. Hayır, tanımak istiyorsan devletin var. O etnisitenin, o milletin, o halkın devleti var. Orayla bir bağ kurabilirsin. Buranın bağı, Türk vatandaşlığı bağı. Böyle bir yeni dönemde açılıyor. Çok konuştum. Efendim? Bir şey mi? Bir şey öğrenmek istiyorum. Memleket
camilerin mülkiyetinin kimin olduğunu da bilmiyoruz. Çünkü çalışmıyoruz kamusal biçimleri. Biraz araştırdığımız zaman şunu görüyoruz. Camiler özel kişiler tarafından yaptırılabilir, dernekler tarafından yaptırılabilir. Yaptırıldığı zaman tapu da kendi adına kaydettirir. Ama devlet tekeline terk etmek zorundadır camiyi. Mülkiyet onda olsa dahi çıplak mülkiyet ondadır. Bunun dışındaki bütün işletmeyi şeye devretmek zorundadır. Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet İşleri Başkanlığı gelip de cami ibadetleri açıp oraya bir imam tayin edene kadar cami cami değildir. Ve ondan sonra da tamamen Diyanet'in kontrolündedir. Her türlü şeye işte baz istasyonu mu kurulacak, altına dükkan mı açılacak, yanı bilmem bir şey mi olacak? Bunların hepsine Diyanet İşleri Başkanlığı karar verir. Değişik bir mülkiyet. Evet. Tapu, evet. Evet. Tabii şu güzel soru şu, hoca özelleştirilecekse kime bırakılacak bu cami? Hayır, ben acilen özelleştirme idaresi başkanlığının camilerin özelleştirme kapsamını alması gerektiğini düşünüyorum. Hani ağabey çok mükemmel yerler. Alsınlar yapsınlar. Bak parasını kendisi verdi. Parasını kendisi verdi sürece hiçbir sorun yok. Bakınız bunun şöyle bir sonucu var. Bir mahallede apartmanlarda oturan insanlar kendi kapıcılarını çıkartıp dört kapıcıya bir tane apartman baktırıyorlar. Sigorta vermeyeyim diye. Mahallesindeki camiye bir imam, bir kayyum bilmemesini tutacak, temizlik görevi tutacak, ısıtmasını verecek, elektriğini verecek. Bakalım samimi Müslümanlıklarını, dindarlıklarını ve diğer dinlere bağlılıklarını görelim. Camileri bila bedel devlet özelleşme idaresi başkanlığı aracılığıyla ya da özel bir komisyon kurarak acilen müminlere devretmek zorunda. Devredecek de büyük borsaklar. Evet, teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi hem gördüğünüz gibi hem söz verdiğimiz üzere çok keyifli ve tam da sevgili İhter'in gülüşüne yakışan bir hukuk sunuşu yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi hukuk aslında çok kötü bir şey değil. Belalı bir şey değil, böyle korkulacak bir şey değil. Birileri bize hukuku ve yargıyı korkunç, devasa, ulaşılması güç, okunması güç, anlaşılması güç alanlar olarak gösterdikleri için biz ondan korkuyoruz. Onlar da hukuklarını istedikleri gibi koyuyorlar. Belki sondan ben de söz hakkımı böylece konuşmuş oluyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güzel kişiliği olmadığı için zaten onun mülkiyetinde olmak diye bir kavram olmaz. Yani devletin olur artık o. Milli Emlak kontrol eder onları. Ancak son zamanlarda kişilerin arsalarını tahsis ederek, vererek, devlete vererek yapılan camiler dışında artık kişiler bağışlarını derneklere ve vakıflara yapmaya başladılar. Yani dinsel dernek ve vakıflara. Dolayısıyla da onların güzel kişiliği olduğu için camilerin çoğu artık dinsel, Işık Hocam gitti değil mi? Son kitabı da çıktı, Ensar Vakfı'nı okuyabilirsiniz. Dinsel vakıfların ve derneklerin mülkiyetine geçti ki tam da bu çok da geç değil aslında. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin eğitim kararıyla artık laiklik dinsel özgürlük olarak tanımlandığı için Anayasa Mahkemesi bunu benimsedikten sonradır ki AKP şaha kalktı. Kararıyla bu iş kolaylaşacak. Hatta başladı da nerede? Eğitimde. Değerli arkadaşlar, müftülüklerle İl Milli Eğitim Müdürlükleri protokol imzalıyor. Bu protokollerle 4-6 yaş grubuna dahil olmak üzere ilk ve ortaokullarda dinsel eğitimin bir bölümünü ders saati içinde, ders programına göre, bir bölümünü ders saati dışında ya okulda ya camide farklı yerlerde yapmak üzere müftülüklerden gelen sözde eğiticiler anlatıyor. Değerler eğitimi denilen şey de orada yazıyor zaten. Değerler eğitimi aç parantez din ve Kur'an-ı Kerim eğitimidir diye kapatıyor. Şimdi bu protokollerin altına alt protokoller yapılmaya başlandı. Dolayısıyla eğitimi örneğin Bursa'da, örneğin Mersin'de ya da Niğde'de A Vakfı üstlenecek.
ve derneği üstlenecek ve çocuklar camiye giderken, her ne kadar okullarda da artık mescit zorunlu olsa da orada eğitim alacaklar. Aslında bir ayaktan, en kötü ayaktan, en kötü yerden, genç beyinlerden başladılar buna. Bunu da eklemek istiyorum. Şu özelleştirme konusundaki mağlubiyet çok söylendi. Onur Hocam uyardı, mağlup vesaire değiliz, yenilmedik diye. Onu da anımsatayım. Onların işinden daha kolay bizim işimiz, değerli dostlar. Çünkü 27 yıldır sata bitiremediler. Yani İzzet Hocam burada işte, o zaman da Kigen Harmiş ortaklığıyla birlikte neler neler hala da bitiremediler. Oysa bizim işimiz çok kolay. Biz kimiz? Sizsiniz. İktidara geldiğimiz gün bir kanunla o satılan her şeyi, kanunla kararname diyen olur mu? Onu yapmayalım. O hal, yok, biz o hal düzenini savunmayalım, onu yapmayalım. Bir kanunla, çünkü kanunu çıkaracak iradeye sahip oluruz o zaman, bir kanunla hepsini teker teker alırız. Alırken de Onur Hocam'ın söylediği gibi hakkı olana da hakkını vere vere alırız. Ama o kârlar, o açıktan kazandıkları paralar patronların değil. Şimdi burada, bu sonuçtan bir şey yakaladığınızı hissediyorum ya da yakalamanızı istiyorum. Gördüğünüz gibi hukuk, değerli dostlar, sadece kanunların, yönetmeliklerin, genelgelerin, hukuk fakültesindeki derslerin içinde okutulan o pozitif, noktalı, virgüllü, ve dersen şöyle olur, veya dersen böyle olur, en çok da şey anlatılır, adama oğlum eşek gibi dedi virgül meselesi anlatılır hukukta. Böyle bir şey değil. Hukuk başka bir şey. O başka bir şeyle nereden geliyor? Çünkü hukuk aydınlanmanın çocuğu. Soy ve din referanslı tarihsel gelişimden sonra aydınlanmayla birlikte artık toplumsal yaşamın soya, feodale ve dine, tanrıya referansı ortadan kalkıp akıl ve irade devreye girdiği zaman zaten hukuk devreye giriyor ve oluşuyor. Ama bizim sorunumuz ve sorumuz şu: kimin aklı? Şimdi Onur Hocam'ın anlattığı bölüm buydu. Bakın size burada bu arada sevgili İlter'den bir hukuk tanımı okuyacağım. Hukuk haklar demek. İki temel yönü var. Bir, kimseye haksızlık etmeyeceksiniz. Yani kimsenin hakkını yemeyeceksiniz. Bunu kimlere söylediğini biliyorsunuz. Eğer yerseniz bu hukuksuzluk olur, diyor. İki, hakkınızı da kimseye yedirmeyeceksiniz. Bunun adı da hak arama. Şimdi sözü Ali Murat Hocam'a bırakıyorum. Aynı serbestlikte, keyfilik değil, serbestlikte salonla diyalog kurarak sunumunuzu yapabilirsiniz hocam. Buyur. Sabahtan beri sevgili İlter hakkında yapılan konuşmayı dinliyorum. Benden önce iki çok konuş var. Onur'un bu tip soruları gerçekten yapacağım konuşmaya onları bir yerden ekleyeyim diye düşündüm. O kadar çok şey verildi ki gerçekten neresinden başlayıp nereye gideceğini artık bilemez durumdayım. Yani bir anma toplantısı olduğu için ilk önce kendisini nasıl gördüğümü, tanıdığımı söyleyeyim. Çok uzatmadan, o zaten onun kişisel üstün özellikleri konusunda yeterince konuşuldu. Serdar Şahikay, Serdar abi bizi, beni hak etmediğim halde Mülkiye Dergisi'nin danışma kuruluna, yönetim kuruluna, yayın kuruluna çağırmıştı. Ve ben o toplantılar, ilk toplantıda böyle kocaman gülüşlü bir adamın yanına oturdum. Kim olduğunu da bilmiyorum. Yani isimle cisim oturmuyor. Çevreyle ilgileniyorum. Daha sonra ben öğrendim. Kendisi ve ben orada uzun toplantılar ve uzun toplantıların arkasında güzel bir yemekle sonuçlanan, işte rahmetli Alparslan Işıklı da oradaydı.
Bu ülkenin gerçekten hani onuru diyebileceğim müthiş bir çevreye ait insanların bir kısmını görme şerefine nail oldum. Ve aslında yani Nilfer'le birlikte bir çevrenin, bir ruhun, bir duruşun içine girip karşısına çıktığımı gördüm. Şimdi yine Bilsen Hoca sabah konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti dedi, insanların çalıştıkları düzen içerisinde birbirleriyle dayanışmalarının ve bu dayanışmadan tebarüz eden toplumsallığın peşinde kuruldu. Ve ondan sonra konuşmada şeyi bitirirken sonra gelecek arkadaşlarımızla istikbalde hukuk nasıl olacak, bunun üzerine konuşacak dedi. Ve zaten önceki iki konuşmacı da güzel saptamalarıyla bu işi yaptılar yani. Bu çok verili değil. Yani Türkiye'de hukukun ne yöne gideceğine yönelik saptamalar yapmak çok zor. Koşulsuz olarak yapmak mümkün değil. Onur'un senaryolarının gerçekleşeceği durum belirli koşullara bağlı. Yani Onur böyle olabilir diye gittiği zaman. Bunu izlemeden önce de şunu söylemek lazım. Yani anayasa nedir? Yani toplumun bir genel kurusuna bir değişiklik bekliyoruz hepimizdir. Bu değişiklik de hani bir devrimci özlemin ortalığı tarumar etmesinden ötürü değil, çok genel bir kriz var ve bu krizin öznesi bir süreç bu ve bu krizin nihayetinde ortaya çıkacak durum üzerinden şey yapmaya çalışıyoruz. Yoksa hani bir iradenin cisimleşmiş hali olarak bir hareketin ve bir şeyin toplumsal kalkışma ruhunun ortasında falan değiliz. Yani gemi kayıplara doğru gidiyor ama oturacağı belli. Oturduktan sonra nasıl olacak? Neresinden yarılır ya da yeni işte kaptan kurtarabilirse nereye götürecek bizi gibi bir konuşmaya dönüyormuş ister istemez. Bu da işin vahim yanı. Şimdi anayasa nedir? Yani orta karar bir cevap. İşte devletin kendi iş örgütlenmesini veren devlette yurttaşlar arasındaki ilişkiyi düzenleyen bu liberal bir cevap. Bir metin diyebilir. Hani bütün anayasa kitapları 3 aşağı 5 yukarı açtığınız zaman böyle şeylerle dolu. Değerli muhakkak belirli bir söylemsel formasyon içerisinde. Yani tutarlı önermeler bunlar. Bence başka bir şekilde düşünerek ilerleyebiliriz. Yani anayasa aslında bu şekilde algılanırsa bize hiçbir şey ifade etmez. Anayasa dediğimiz şey aslında belirli bir cumhuriyet projesinin normatif ifadesidir. Belirli ve hakim. Ve bu içinde bulunduğumuz kriz durumunda hakim bir cumhuriyet projesi bulmamak. Ve cumhuriyet projesi derken de şunu söyleyeyim. Yani geleceği mevcut onca çelişkiye rağmen ve onca tepişmeye, itişmeye, kakışmaya rağmen niçin mevcut haliyle, toplumsallığın mevcut haliyle yeniden birlikte üreteceğiz sorusuna verilen ve işte çeşitli kurumlar ve normlar tarafından desteklenen bir proje, bir tasarım olarak ele alabiliriz. Eğer böyle olursak anayasa dediğimiz şey de tekrar edeyim, belirli ve hakim bir cumhuriyet projesinin normatif ifadesi olur. Ve bu normatif ifade hiçbir zaman projenin bütününü kapsamaz. Biz akıllarımızda geri planlı bu cumhuriyet projesinin ne olduğu konusunda 3 aşağı 5 yukarıya hakim bir proje varsa, yok şimdi yapamıyoruz o ayrı şey ama olsaydı bir şey olurdu, normları da hep o projeye referansla yorumlardık ve 3 aşağı 5 yukarı da işte anayasa mahkemesi kararlarında ya da toplumun yorumlarında, hukukçuların yorumlarında bir ortaklık kör topal da olsa olurdu. Ama bu hakim proje ortadan kalkınca yine insan toplumları organizmaya benzemez. Yani ateşiniz çıkar ölmeyeceksiniz, tekrar düşer. Hakim proje ortadan kalkınca hani kendisinin yeniden bir ateş düşmesini sağlayacak otomatik mekanizmalar yok. Çünkü topluma organizmaya benzetiyor. Yani ciddi bir şey. Birden ziyade cumhuriyet projesi kendisini sunmaya çalışıyor. İşte biz efendim hep batı, doğudan batıya doğru geldik. Avrupa uygarlığının bir parçasıyız. İşte akit komüniteleri benimsel, işte medeniyet seviyemizi yükseltiriz diyen bir proje olabilir. Yok kardeşim damardan süper Müslüman adamlarız, haşa işte Vahabilerle olan ilişkilerimizi güzelleştirelim. İşte Körfez'in bize yapabileceği başka petrol, hidrokarbon
destekli şeylerden, imkanlardan yararlanalım diyebilir. Ya da işte Avrasyacı bugün o başlık altında ya da ona benzer şeylerle gidebilirsiniz. Ama bunlardan birisinin hakim haline gelmesi gerekiyor. Hakim haline gelme sürecinin herkesin önceden rızasıyla olmasına gerek yok. Ancak hakim haline kalması, yani ehveni şer kabiliğinden de olsa kitlelerin, şunların bunların işte yani kötü ama bunların da iyisi yok gibi benimsenmesi gerekir. İşte şimdi bulunduğumuz toplumda hakim bir cumhuriyet projesi yok, bir de şey yok, belki onu vurgulamak istiyordu. Yani bir istikbalde de bunun görüntüsü de yok yani. Bu basit bir şey diye olmasın, hayır. Devletin çeşitli işlevleri var, yani Marksist olarak bizler şeyi biliyoruz, sermayenin yeniden üretiminde belirli bir başarı göstermesi lazım. Özellikle neoliberal dönemde bu sermayeye yönelik yatırımların, şunların bunların başarısı da siyasi partilerin propaganda aracı haline dönüşebildiği, yani söylemde de ciddi bir dönüşüm var. İkincisi, emek gücünün yeniden üretiminde bir takım şeylerin, katkıların olması lazım. Mevcut normları, yaşam standartları, işte ne yani yeniden üretim masraflarının ne kadarına, toplumun ne kadarına efendim kapitalist katlanacak sorusuna işte dönemin koşullarına göre bir cevap verebilmesi lazım. Bir diğeri, ikisinden de daha büyük bir tanesi, toplumsal bütünlük bir sığırın beden bütünlüğü gibi verili olmadığı için işte bu toplumsal bütünlüğün yeniden üretime işlevini adam akıllı yerine getirmesi lazım. Şimdi Türkiye ciddi bir şekilde bu sorulara bir yanıt vermek yükümlülüğü altında, ciddi bir yol ayrımı. Talihsiz olan şey, yol ayrımına getiren toplumsal dinamikler değil, yani belirli bir özne sayabileceğimiz bir şeyin etkisi de değil. Ama yine de dünya kapitalizmindeki buhran nedeniyle, işte mevcut sermaye birikim rejiminin külliyen foslaması nedeniyle bir şeyler olacak. Ve biz devletin bu süreçler içerisinde toplumsal bütünlüğü yeniden üretme işlevini nasıl yerine getireceğini önce hani tahayyül etmek zorundayız. Bana da son derece zor geliyor. Onur'un dediği şeyler, Onur'un dediği senaryo, bazılarına tabii katılamıyorum, yani girişten jeton mu koyacağız ya da çip mi takacağız, her harekette bir puan getirecekten. Bazılarını bilemiyorum tabii, o ne kadar gerçekleştirebilir, ama hepsi aslında sınıf ilişkilerinde belirli bir tarzı, belirli bir kipliği öne çıkartıyor. Yani halk üzerinden sermaye sınıfına gelir aktarma tarzı hepsi ve bu sermaye sınıfının da son derece uluslararasılaşmış bir krediler, şunlar bunlar nedeniyle bir sınıf olması nedeniyle bundan müteahhit çok ciddi sorunlar çıkacak karşımıza. Mesela Avrasya'ya doğru gidecek mi, gitmeyecek mi? Yani gitmesi durumunda ki işte verilen işaretlerden, şunlardan bunlar gitmesi durumunda işte bütün bu şimdi şehir hastanelerinin köprünün Afrika'sındaki finansman şey değil, Avrasya kaynaklı değil. O zaman bütünüyle bir belirli kapitalist ortamda verili kabul edilen haklar zincirinin külliyen inkarına yol açabilecek fevrilikte bir egemenlik talebini ortaya koyacak Türkiye. Ya bunu yapabilirse, yani bunu yapabilirse zaten hani dünya tarihi değişik. Yine sabahki konuşmalardan yani Hasan Sakan'ın ben şey diye düşünüyorum, S-400'lerin Türkiye'ye gelme olasılığı ya da şudur budur, Recep Peker'den Saka'ya geçiş gibi bir şey. Yani kimine göre 1950'lerde ama doğru olarak belirtildiği gibi aslında 1946-47'de bir yerde olan bir dönüşüm gibi büyük bir dönüşüm olacak. Bu süreçte hani bir dönem bir süper devlet var, şudur budur, Avrasya ne kadar bu işe yarayacak? Bunların hepsi benim kafamda şeyler, yani bizim böyle önümüzdeki sıkıntıların
Binov'un temel sorunu yeniden anlamlandırmaya götürebilecek boyutta, daha önce düşünmediğimiz boyutta şeyler, büyüklükte sorular olduğunu düşünüyorum. Soru gelirse gideriz. Evet. 5 dakika uzatacağım, başlarsanız. Hukukun üstünlük prensibi ya da hukuk devletini unutun dedi onu. İşte bu böyle mesela radikal bir çalkantıdan unutmak gerekebilir ama kapitalist toplumsal formasyonlar içerisinde hukukun üstünlüğünün tesis edilemediği dönemler çok ciddi kriz dönemleridir. Yani sermaye birikiminde kendi meşruiyetini hedeflemiş bir kapitalist devlet varsa hukukun üstünlüğü prensibi yeni bir içerikle yeniden nasıl ayakta duracak, ona bakmamız lazım. Bunun için hani bu kavramın tarihine biraz bakmak lazım. Şimdi Amerika hegemonyası dönemine kadar ve Türkiye'de işte bu Hasan Saka ile başlatabilirsiniz isterseniz ya da başka bir şekilde. Hukukun üstünlüğü terimi işte belirli parlamentonun ya da kabul edilmiş bir yasa koyucunun vaz ettiği emirlere yöneticinde, yönetilerinde aynı şekilde tabi olması. Amerika hegemonyası döneminin bu tanımı daha başka bir hale geldi. Değişti. Ne oldu? Bu ilk orijinal şey kaldı. Buna Uluslararası Adalet Divanı kuran sözleşmenin 38. maddesiyle başlayacak şekilde bir ek getirdi. Medeni milletlerce kabul edildiği haliyle hukukun evrensel ilkelerine uyulması gibi bir şey eklendi. Yani bu önceki 45 önceki anlamından radikal olarak anlamı koparttı. 45 öncesiyle sonrası arasında. Bunun işte Nürnberg mahkemeleri, işte Nazilerin kötülükleri gibi çakma hikayeler koyuldu. Aslında arkasındaki sebep Amerikan üretim ve tüketim normlarının uluslararasılaşmasıydı Amerikan dönemiyle birlikte. Şimdi yine ondan sonra neoliberal dönemde 70'lerde hukukun üstünlüğü kavramı bir kez daha dönüştü. Bu sefer karşımıza meclis yoluyla alenilik üzerinden işte tartışmaların yayınlanmasıyla ortaya koyulan denetimin, demokratik denetimin daha azaltıldığı ama hukukun evrensel ilkelerinin vaat olduğu, eşitsizliklerin üstünü biraz daha örtüldüğü yeni bir pratikle uygulama getirdi. Yani neoliberal dönemle birlikte biz yönetenler yönetilen aynı hukuka, kurallara tabi olsun, hukukun evrensel prensiplerine tabi olacağız ama yani bu evrensel prensipler ve kuralların koyuluş süreci ve demokratik tartışma kısmı biraz şey yapabiliriz, kırpabiliriz anlamı gelmişti. Ondan sonra işte asıl neoliberalizm ilerlemesi Türkiye'de 2000'lerden sonra şeylerde ise işte kerameti kendiliğinden meşru olan teknik çünkü iktisat teknik bir şey, sıradan insanların bilmesi de gerek yok. İşte Sayın Derviş ne diyorsa olur. Kerameti kendinden menkul kurallara harfiyen uyum gerisine merak etme haline gelmişti. Son geldiğimiz noktada yani Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla falan birlikte buna dahi gerek olmayan acayip bir şey oldu. Yani iktidar ne derse sen ona uyum gerisinde merak etme. Yöneten yönetilen farklı hukuklara tabi olabilir ama sorun değil gibi bir şey, bir yorumla desteklenir bir hale geldi. Yani gerçekten hem ülkenin bu kapitalist üretim işgilinin de üretimindeki önemi hem de Türkiye pratiğinde aldığı acınası görüntü de aslında hani bizi bir kez daha şey yapmış, bu önümüzdeki krizin büyüklüğünü düşünmeye itmedi diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet değerli dostlar, bu iki konuşmayı bağlayarak yine İlter'le devam edersek, Korkut Hoca'nın İlter'in yaptıklarını altında imzası olmadan olan bölümlerde de bulacağımız yerler var demişti. Bunlardan biri de aslında Anayasa Mahkemesi'ne verilen dosyalar, dilekçeler. Çünkü orada onun altında o tarihteki siyasi partinin grup yöneticilerinin hepsinde de hemen Mümtaz Hoca'nın imzası vardı ama dosyaların çoğu İlter tarafından
hazırlanmıştı. Zaten bizim İhtar'la dostluğumuzun biraz daha geliştiği ve zirveye vurduğu tarihte benim Anayasa Mahkemesi'ne geçme tarihimdi. Örneğin Anayasa Mahkemesi yıllarca reddettiği yürürlüğü durdurma kararını böyle bir çalışma üzerine verdi ve yıllarca reddettiği yürürlüğü durdurma talebini kabul etti. Örneğin uluslararası sözleşmeler Anayasa Mahkemesi denetimine tabi değildi ama böyle bir çalışma yapıldı ki o çalışma sonucu Anayasa Mahkemesi evet uluslararası sözleşmeyi denetlemem ama anayasa gereği ben uluslararası sözleşmenin uygun bulma yasasını denetlerim kararını alabilmişti. Ve kaldı ki İhter'in belki de son yazısı mıydı Serdar Hocam söz etmişti o halde ilgili yazısı da aynı Anayasa Mahkemesi 1990'larda olağanüstü kanun hükmünde kararnamelerini denetlemem diyen bugünkü Anayasa Mahkemesi'nin tersine denetlerim. Çünkü olağanüstü halle ilgili hükümler var mı orada yok mu? Yoksa onlar benim denetimime girer. İki, olağanüstü hal süresini aşan durumlarla ilgili hükümler var mı onlara da bakarım. Üç, acaba olağanüstü hal diye olağanüstü hal ki anımsarsınız o tarihlerde bütün Türkiye değil belirli bölgelerde vardı. Örneğin Giresun'da olağanüstü hal yok ama olağanüstü hal kanununda kararnamesiyle Giresun için bir hüküm konduğunu ona da bakarım demişti. Şimdi İhter o yazısında, son yazısında, o hal son yazı mıydı hocam? Siz söz etmişti, son yazıydı. Ondan önceki yazılar biraz daha farklı. O hal son yazıydı. Anayasa Mahkemesi'ni isyana davet ediyor. Çünkü o zaman da Anayasa Mahkemesi kararı da yok. Diyor ki, bu o hal kanunla kararnamelerini gerçekten şu an değerli dostlar, içimizde mağdurlar da vardır ama çevremizde çok, şu an kanun hükmünde kararnamelerin tamamı 5'i zaten yasalaştı. Onun dışındaki tamamı 30 günlük inceleme süresini doldurdu mecliste. Mecliste ben incelemem dedi. Yani keyfilik yapıyor. Ve artık hükümsüz. Bunun üzerine de gitmek gerekiyordu. İlker'in isyan dediği, isyan et dediği Anayasa Mahkemesi şu an çökmüş durumda. Dolayısıyla önceki nota dönersek Anayasa Mahkemesi'nin o tarihteki kararların içinde yazılan dilekçelerde İlter'in imzasını taşıyan belgeler. Değerli dostlar, hukukun iki düşmanı var. Ben kestirmeden söyleyeyim ikisinin de çok kısa olarak. Birisi din, diğeri de para. İkisi de hukukun düşmanı. Nereden çıktı diyeceksiniz. Dini anladık ama gayetlik nedeniyle para niye düşman? Çünkü para insan aklının düşmanı. Hani soralım demiştim ya, akıl ama kimin aklı diye. Nitekim biz aydınlanma diyoruz ama aydınlanma da burjuva hukukuyla birlikte aslında şu an burjuvaların ya da egemen sınıfın kullandığı bir akıl iradesi olarak da karşımıza çıkıyor. Ve diyorlar ki bu kanunu meclis çıkardı. Değil mi? Seçimde gelen parlamento çıkardı. Tamam bu aydınlanma mı arkadaşlar? Halka ezen kanun, işçiyi ezen kanun, şiddet içeren kanun, toplumun kamu haklarını bir çırpıda bir günde zenginlere teslim eden kanun ya da iş hukukunu yok edip araya ara buluculuğu getiren işte daha iki gün önce görüşülen kanun. Bunlar kanun mu arkadaşlar? Kanun. Ama kimin aklı? Paranın aklı. İşte hukukun iki düşmanı var. Para ve din. Bu tartışmaya açıktır. Ben İlter'in de aynı düşüncede olduğunu söyleyerek buradan biraz direkt girdim. Hemen bunu nasıl anlattığını kısaca söyleyeyim. Kısaca, işin ekonomisine girmeden yalnızca laiklik üzerinden mücadele yürütülemez. Tam da bugün anlatıyoruz. Türkiye'de yıllardır
birçok parti, ki anayasa zaten partileri zorunlu koşuyor, laiklik sözcüğünü programlarının hep birinci sırasına yazdılar, haklılardı. Çünkü Cumhuriyet'in kuruluşu ve ilkeleri onu gerektiriyordu. Ve savunmalarını da her zaman yaptılar. Ne zaman yapmamaya başladılar? Türkiye'de laiklik ayaklar altına alındı, paramparça edilmeye başladıktan sonra laiklik sözcüğünü siyasi partiler ağızlarına almamaya başladılar. Hatta Türkiye'nin laiklik sorunu yok demeye başladılar. Aslında bu teslimiyet o siyasi partilerin ya da o kişilerin diyelim, onlar da tüzel kişilik, sadece laiklik nedeniyle AKP programına ya da müfredatına teslimiyetlerinin anlamında değil. Aynı zamanda bu teslimiyet İlker'in bu sözcükleriyle işin ekonomisine girmeden laiklikle mücadeleyi tek başına yürütemezsiniz sözcükleriyle bağlı olarak aslında Türkiye'nin büyük siyaset bölümünün büyük kesiminin aynı zamanda paraya da teslim edildiğinin bir başka göstergesi olarak anlamak gerekir. Çünkü bugün başta eğitim olmak üzere, arada yine söylemiştim, başta eğitim olmak üzere artık laiklik hukukun içine girdi. Ve ilginç bir şey, Danıştay'dan geçen yıl bir karar çıktı değerli arkadaşlar, Cuma namazı genelgesiyle ilgili. Bildiğiniz gibi Başbakanlık genelgesi çıkarılmıştı Cuma namazına göre mesailerin ayarlanmasıyla ilgili. İki tane dava açıldı. Birisi bireysel dava. Kendisi kamuya mal olmuş bir isim olduğu için ismini vermemde sakınca yok. Eski Yarsal Başkanı, ben de aynı dönemde Yarsal'ın genel sekreteriydim. Ömer Faruk Emniağlı'nın açtığı dava. İkincisi de Komünist Parti'nin açtığı dava. İki tane dava açıldı. Danıştay hala Ömer Faruk Emniağlı'nın açtığı davayı incelemedi, bakıyor. Ama Komünist Parti'nin açtığı davayı kestirmeden şöyle dedi. Siyasi partinin Cuma namazı genelgesi ve laiklikle ilgili ehliyeti yoktur dedi. Oysa aynısı yazıyor. Böyle bir ortamda mücadelenin topyekun yapılması gerektiğini İlker bize uyarırken, yani ekonomiyle birlikte laiklik mücadelesini yapmak zorundayız derken, ben de hukukun iki düşmanı vardır diyorum. Çünkü Murat Hocam ikinci bölümde, son bölümde girdiği değerlerle de bu hukukun üstünlüğü meselesini anlatırken de söylemiş oldu. Para ve din. Şimdi bu pasla tekrar sözü Onur Hocam'a veriyorum. Kaset değiştirme süresi. Ali Murat kadar karamsar değilim ben. Biraz önce spekülasyon olarak söylediğim şeyler. Bir defa hukuk devleti çöp atın falan demeyin. Hukuk devleti insanoğlunun bulduğu tarifsiz bir değerdir diyor bir İngiliz Marksist. Bir minimum olarak bir değer, çok önemli bir değer hukuk devleti. Ama bu kadar büyük sorunların yaşandığı bir dönemde bir partinin yöneticisi, Adalet Partisi Muhalefet Partisi'nin yöneticisi ne sorarsanız hukuk devleti diye başlıyorsa hiçbir şey söylemiyordur. İçerik koymamız gerekiyor hukuka. Bunu söylediğim şeyler bir yenilgi var kesinlikle. Hem de öyle böyle bir yenilgi değil. Zaten Polansız'ın söylediği faşizm yenilgiden sonra gelir. İşçi sınıfını yener, ezer, ondan sonra faşizm gelir. İşçi sınıfı korkusundan gelmez faşizm demiş eleman. Türkiye'de gözledik bunu. Bir yenilgi var. Çalışmanın koşulları diplerde, pek çok şey dağıtılmış ama gericilik haddinde, son haddinde. Ama Berkes'in zamanı, Niyazi Berkes'in zamanında sapladığı, Abdülhamit rejimine ilişkin sapladığı şey, gericiliğin olduğu yerde aynı zamanda çok sağlam, gürbüz bir ilericilik de çıkıyor ortaya. Bu kadar baskın olduğu dönemde çelişik bir şekilde biraz önce sözünü ettim. Çok dev bir kamu hizmetleri alanı açılmış durumda. Yeter ki onu tanıyabilecek araçlarımız olsun. O kamu hizmeti alanını tanıyabilecek araçlarımız olsun. Nerelerin kamu hizmeti olduğunu görelim. Ve yakın gelecekteki
kriz lafı doğru mu bilmiyorum ama yakın gelecekte alım gücünün ortadan kalkması nedeniyle yaşanacak olan yeniden yapılanmada ki kamu olanaklarını araştırabilelim. Yani işte şehir hastaneleri var, kocaman değil bir yapı ve hiçbir şey bilmiyoruz. Tek bildiğimiz şey %70 doluluk oranı verildi. Komedi. Hiçbir şey, hiçbir örgütümüz, ne Türk Tabipler Birliği, ne sendika, ne barolar, hiçbir şey bilmiyoruz. Anormal bir durum. Bunları bilmek gerektiğinden söz ediyorum. Bunun için acilen örgütlenmek gerektiğinden söz ediyorum. Bir de bu din kamu hizmetlerini anlamamız gerekiyor. Türk laikliği, bir din kamu hizmetleri laikliği, bir diyanet laikliği olarak adlandırılabilir. Türk kamu hizmetlerindeki laiklik. Bununla bağlantılıydı ama söylemedim. Son şeyle de bağlantılıydı. Devlet, eğer bir halk devlet kurmuşsa millet olmuştur artık. Artık onu etnisite olarak tartışmanızla da bağlantılı şimdi söyleyeceğim. Sadakat diye bir kavram var. Laiklikle de bağlantısını kurarak söyleyeceğim. Sadakat. Devlete sadakat. Devlete sadakat, devletin kölesi olmak değil. Çünkü biz modern yurttaşlarız. Devlete sadakat, anayasa ve yasalara sadakat demek. Onun hukuk düzenine sadakat demek. Vatandaşlığın kurucu balığı olduğu gibi sadakat, ki yemin ettirilir vatandaşlığa geçenlere, pek çok ülkede hala. Kamu görevlisi için de bir kurucu bağlıdır sadakat. Diyeceksiniz ki bunun şeyle ne ilgisi var, laiklikle? Var, laik bir yapı kurulacaksa ya, aynı zamanda başka yere sadakat bağı olmayan ya da devletle sadakat bağını, anayasal düzenle, anayasa ve yasalarla sadakat bağını kesecek başka bağlantısı olan kişilerin burada çalışmaması gerekir. Daha anladığınızı söyleyeyim. Yakın gelecekte, ki başladığı yakın gelecekte, tarikat ehli olanların kamuda çalışmaması gerektiğini tartışacağız. Ki ben tartışmaya başladım, söylüyorum, anlatıyorum derslerimi. Tarikat bağı olan kişiler, tarikat ehli olan kişiler biat etmiştir. Biat etmiş kişinin devlete ve yasalara sadakati olmaz. Kamuyu anlatırken, devleti anlatırken, hukuku anlatırken hakimler yargı bağlamında bunu söyleyelim. Yargıda herhangi bir tarikat ehlinin çalışabilme olanağı yoktur. Önümüzdeki dönemde bu tasfiye de yaşanacak. Çünkü yürütemezsiniz yargıyı. Eğer başka bir yere sadakatiniz varsa ya, bu sadakat biat nitelikli bir sadakatse, orada vicdani kanaatlerinize göre hüküm veremezsiniz. Anayasaya sadık olmazsınız, yasaya sadık olmazsınız. O nedenle atılan 4500 tane hakimin atılması, bunun hukuksal mekanizması budur. Bu nedenle atılmıştır. Ve büyük olasılıkla sözünü ettiğim dönemde yaşanacak olan yeniden yapılanmada bu olacaktır. Bunları bilmemiz gerekir, bunları çalışmamız gerekir, anlamamız gerekir, kurcalamamız gerekir. Anayasa Mahkemesi'nden söz ediyor Rıza Hocam. Diyor ki, aynı Anayasa Mahkemesi bunu böyle yapmadı. İyi de aynı Anayasa Mahkemesi oldu. Nereden diyoruz? Kim çalışıyor Anayasa Mahkemesi'nde? Anayasa Mahkemesi'nde kimin çalıştığını, nerede üye olduklarını, modern anlamda hangi derneğe, hangi spor kulübüne nereye gidip geldiğini, ne kararlar verdiğini bilmeden biz aynı Anayasa Mahkemesi diyemeyiz. Daha atladığımızı söyleyelim. Hangi tarikatın ehli olduğunu bilmeden biz aynı Anayasa Mahkemesi diyemeyiz. Anayasa Mahkemeleri... Sözünüzü kestim de. Tabii. Sadece tarikat meselesi mi yoksa mesela diyelim ki AKP gibi bir siyasi partiye sadakatte... Mesela devlete sadakatten... Modern örgütlere sadakat de... Yine, tabii, modern örgütlere... Modern örgütlere üye olmakla dini bir örgüte biat etmek birbirinden farklı şeyler. Tarikat özel olarak çalışılması gereken bir bilgi alanı. Neden? Hep aynı şeyi söylüyorum. Özel olarak çalışılması... Müslüman, Türk-İslam anlayışında tarikat batıni bilgiye dayanan bir şeydir. Bağlanmazsanız eremezsiniz cennete. Bağlanma da sert bir bağlanmadır. Ve tarikat dışında da Osmanlı'da, tarikat ehli olmak dışında da Müslümanlık anlayışı yoktur. Cumhuriyet halka tarikat dışında İslam'ı yaşama olanağı tanıdığı için layıktır. Tarikatta bağlanmak basit bir derneğe, partiye üye olmak gibi değildir.
modern örgütlere hakimin, memurun üye olmasının koşulları zaten kamu görevlilerinin ilişkin bilgi dalında vardır. Bunlar işte kimi önemli meslek grupları, dernekleri üye olamazlar, izinli örnek üye olabilirler, yöneticisi olamazlar ve benzeri. Şimdi biraz önce Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin bölüme değineyim. Birkaç yerde düşünüp tartışmaya başladık. Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin her bir üyesinin üniversite öğrenciliğinden Anayasa Mahkemesi'nin seçildiği döneme kadar ki yüksek mahkeme ki orada, o döneme kadar ki bütün kararları arşivlenmiş ve çalışılmıştır. Hepsi. Bütün yazdıkları. Verdiği bütün oylar. Ve buna göre bir üyenin işte pro-life mı, yani şey karşıtı mı, Kürtaş karşıtı mı, eşcinsel karşıtı mı, muhafazakar mı, kadın karşıtı mı? Bunların hepsi bilinir. Hepsi. Bir üye atandığınız zaman üniversite öğrencilerinden son görev yaptığı yere kadar hepsi bilinir. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Bir karanlık kuyu. CHP dilekçe yazıyor, gönderiyor. Karanlık kuyu atıyoruz. Kim bunlar? Nasıl bağlantıları var? Biraz önce saydığınız temel konulardaki düşüncelerine, kamu malına ilişkin düşüncesine, kamu hizmetlerine ilişkin düşüncesine, etik yapıya ilişkin düşüncesine, dine ilişkin düşüncesine bir bağlılığı var mı ve benzeri. Şundan son derece sıkıldım. Ya hani sıkılırsan sıkıl diyebilirsiniz ama ben sizle paylaşıyorum, dertleşiyorum. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Sıkıcı. Çalışmamız gerekiyor ve çalışırken çok yorulmamız gerekiyor. Dirsek tutmamız gerekiyor, anamızın ağlaması gerekiyor. Dedektiflerimizin olması gerekiyor, ilterler gibi. Çalışanlarımızın olması gerekiyor. Ve siyasi gücümüzün olması gerekiyor. Yani bunlara, bu tiplere destek verecek partilerin, derneklerin, sendikaların, odaların olması gerekiyor. Basın açıklaması yapmaktan gına yani. Öldük yani. Aynı şeyde yenilgi destanları yazmaktan kusacağız artık. Yeter ve çalışalım. Aklıma gelenler bunlar. Elbette ben de çok karamsar bir tablo çizebilirim. Ben de öldük bittik diyebilirim. Yani çok iyi değil tabii ki. Buyurun. Tablo çok iyi değil. Ben bir öğretmenim. Hala'dan geliyorum. Türkçe öğretmenim. Geçen hafta bize ilk yeni eğitim bir vazife verdi okulumuzda. Alelacele belirli bir haftaları sokulmuş bir program. 15 Temmuz. Milli Birlik Beraberlik adını bile telaffuz edemiyorum. Yani yeni uyduğumuz bir şey. Milli Birlik Beraberlik ve Demokrasi Günü anma programı. Bu programı şube müdürü bana il programına uygun olarak hazırlamamız için yolladı. Duyuluyordur herhalde sesin. Şube müdürü programı yolladı. İl programının aynısını uygulamamız istedi. Yani okul her zaman ilçe için programı kendi öğretmenleriyle ve kendi inisiyatifinde hazırlar. İlçeye gönderdiğinde ilçede bir komisyondan geçer, onaylanır ve bu program uygulanır. Ama bu kez dayatmayla il programı aynen uygulanacak dendi. İl programının açılıştan sonraki vesaire duruşundan sonraki maddesi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duasıyla açılış yapılmasıydı. Ben eğitim işin iş yeri temsilcisiyim aynı zamanda. Başkanımızı aradım. Üçüncü şube başkanı bugün oradaydı tesadüfen. Ne yapabiliriz dedim. Yani böyle bir şeyde ben görev almak istemedim. Zaten müdürüme de söyledim ve görev almadım. Ama hukuken ne yapılabilirdi? Araştırmışlar valilik onayıyla yapıldığını, il milli eğitim müdürünün onayının olduğunu ve bunun ilçede de aynen bu şekilde uygulanacağını, hiçbir şey yapılamayacağını söylediler. Hakikaten hukuken yapılacak hiçbir şey yok mu? Biz artık din devleti miyiz? Yani okul milli eğitimin hazırladığı programlar artık Kur'an-ı Kerim'de mi? Hatim dualarıyla mı açılacak? Çünkü Çanakkale şehitlerine anma gününü de ben sunmuştum ve ilçe müftüsü orada vaaz verdi ve hatim duasıyla yine tilavetle açılış yaptı. Nereye doğru gidiyoruz acaba? Ne yapabiliriz hukuken? Savaşalım diyorsunuz ya, ben savaşmak için hukuk aşamasında ne yapabilirim? Ben asla savaşalım filan demedim. Savaşmalıyız ama ben diyorum o zaman. Savaşmalıyız. Ben öyle bir şey demedim. Ben şundan söz ediyorum. Bir dönem değişiyor, bir çağ değişiyor Türkiye için. Ve o çağ değişirken doğru siyasi konularda burada bir yer elde edebilmek için doğrusu yanlış bilgi sahibi olmamız gerekiyor. O da yanlış, nasıl diyelim. Mücadele edilecek mi buralarda? Ama acelesi yok, duralım. Zarar görmeyen bir... Devini var mı? Var dedik yani, hukuken iptal edilmesi gereken bir şey. Valiliğinde olur.
sendika devreye giremez. Yani sendikal olarak şu, bakın şu var. Şimdi buna ilişkin laiklik anlayışını ben size onu söyleyeyim. Türkiye'nin genişçe bir sol sosyalist partisi var, ÖDP. Genel başkanı İmam Hatip mezunu. Diyeceksiniz ne var bunda? Başka kimse yok mu? Çok tuhaf bir şey. Başka hiçbir sosyalist bulamamışlar. İmam Hatip mezunu sosyalist genel başkan olmuş. Hocam sen niye böyle diyorsun? Demeyin bana. Adamın meslek bilgisi imamlık. Meslek bilgisi. Öyle yetişmiş kişi ve sosyalistlerin başkanı. Bunların laiklik anlayışı, şu anda Avrupa'nın ve dünyanın Orta Doğu'da laik olarak gördüğü siyasi hareket, ister beğenin, ister beğenmeyin, silahlı bir siyasal hareket. Bütün dünya laik Orta Doğu'daki hareket olarak silahlı bir siyasal hareketini gösteriyor. Ona Türkiye'de gönül olarak yakın olduğunu varsaydığımız siyasi Kürt silahlı hareketi, silahsız hareketi, siyasi Kürt hareketi, laiklik anlayışı, özgürlükçü laiklik. Hiç duydunuz mu böyle bir şey? Özgürlükçü laiklik. Bütün dinlere hizmet. Siz Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılmasını beğenmiyor musunuz? O zaman siz de işte Ali Gülberk'i ile açın. Böyle bir kafa var. Biraz önce söz ettiğim şey çok daha ağır bir yük. Yani bir okuldaki bu etkinliği engellemekten çok daha ağır olan şey, entelektüellerin arasında, entelejansiya arasında kavramlara ilişkin sert bir çatışma yürütmek. Bu çok daha ağır bir görev olarak duruyor. Elbette sizin yaşamınız için çok önemli buna maruz kalmak. Biz de Ankara Üniversitesi'nde şeye maruz kalıyoruz. Sürekli eğitim merkezi varmış, biyoenerjiyle adam iyileştirme kursu başlatmış. Tıp fakültesi olan yer. Sevgili Peygamberimiz doğru anlama kılavuzu konulu sertifika programı başlatmış Ankara Üniversitesi. Ama bunlar bir süre sonra artık kendi komedisine dönüşüyor. Tarih karşısında komik hale dönüşüyor bu. Bunlar yaşamımıza sert bir şekilde zarar vermediği sürece fazlaca uğraşmadan diğer görevi ön plana çıkartmak gerekiyor. Ama tabii ki sizlerin mücadelesiyle aynı zamanda toplum dibe doğru gitmiyor. Buralara elbette bir şey yapılabilir, dava açılabilir. İptal davası açılabilir ama zor bir iş, açılabilir. Tutanağa bağlanabilir. Savcılar suç duyurusu olmalı. Klasik bir avukat olarak bunları söylerdim ben size. İşte suç duyurusu olmalı. İptal davası açın. Buyurun. Çok özür diliyorum. İkinci defa hakkımı kullandığım için gerçekten özür diliyorum. Şimdi altyapı üst yapıyı belirler diye hepimizin burada İstanbul'un kabul ettiği bir şey vardı. Genel kural var. Bunda bir sorun yok. Bir. İki. Konuşmacıların hepsinin ortak noktası İlter Hoca'nın başlangıç, nerede başladı, nerede çalıştı, ne oldu? Peki neresiydi bu? Bir kamu kuruluşuydu. Şimdi biz sonuçları tartışıyoruz. Oysa devletin yönetimini eline geçirmeden, yönetimde olmadan süreç yönetmek mümkün değil. Bu nedenle de yani hocam haklı ama hiçbir şey olmayacak. Çünkü ondan çok daha ağır sorunlar, çok daha haklı yaşamlar oluyor sizin üniversitelerinizde, birçok yerlerde. O nedenle yani bizim tartışmamız gereken konunun, hocanın da şeyine katılıyorum, yani bir konunun tartışılması gerektiğine katılıyorum. Ama o tartışılması gereken asıl konunun ne olduğunu tartışmak. Yani biz sonuçları tartışıyoruz, temeli değil. Şimdi bugünkü iktidar belli bir altyapının sonucu, uluslararası globalleşmeyle gelen belli bir altyapının sonucu, tesadüfü değil. Sermaye el değiştirdi, değişen sermayenin alt üst yapısı da yönetiyor. Mikrofonu biraz şey. Tamam, bitti ve gidiyorlar işte. Bu bitti ve gidiyorlar. Hayır, ben şimdi şey demiyorum, yani şimdi sürecin sonsuz olacağını söylemiyorum. Mutlaka buna katılıyorum ama şimdi bakın, bir şeyin bitecek olması, şimdi bu şuna benziyor. Siz bir tarlayı temizliyorsunuz, taşlı bir tarlayı temizliyorsunuz, ben burayı temizledim deyip giderseniz bir gece kondu oluyor. Şimdi o temizlemeden sonra ne yapılacağıyla ilgili soruları sormuyoruz. Bakın bu genelde siyasilerinle, çok özür diliyorum, akademisyenlerinle hepimizin tartışma yöntemimiz bu. Burada bir sorun var. Yani bakın o 7 Haziran
Ve 16 Nisan'dan sonra Türkiye'de her şey değişti. Ve düşünce sistemimiz buna göre değiştirmemiz gerekir. Az önce İsmail Hocam'ın dediği bir olay, hikayene katılıyorum. Biz Soğuk Savaş döneminin düşüncesiyle 3. Dünya Savaşı'nın yaşandığı, paylaşım savaşının yaşandığı dönemi birbiriyle karıştırıyoruz. Artık şeyler, dönemler çok değişti. Her şey çok değişti. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Yani o nedenle hani bu tür tartışmalar çok önemli ama tartışılması gereken konunun ne olduğunu tartışmakta yarar var diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Başka salondan var mı katkı soru? Biraz saatimizi toparlamamız gerekiyor artık. Ben şu sadakat meselesiyle ilgili... Bir saniye lütfen. Çünkü arka taraf duymuyor. Kayıt da var. Teşekkür ederim. Sadakat meselesiyle ilgili birkaç şey var kafamda da yani sayın konuşmacının. Şimdi ifade ettiği gibi doğru yani dini tarikatlara sadakatli modern anlamdaki siyasi partilerde ya da derneklerdeki sadakat konusu birbirinden ayrılabilir. Fakat mesela bu vatandaşlığı belirleyen sadakat konusunda ayırıcı kriter olarak anayasaya ve yasalara karşı sadakat diye bir şey koyduk, bir belirleme yaptık. Şimdi benim gördüğüm mesela Türkiye'deki icracının sadakatinin anayasalar ya da yasaların ötesinde başka bir merceğe dayandığını yani biliyorsunuz artık neredeyse resmileşmiş bir tabirimiz var. Cumhurbaşkanı Başkanı'ndan daha çok reis diye hitap ettiğimiz, reis tabirinin normalleştiği, aslında köşe yazarlarının bu ülkede racon kesilecekse reis keser birbirleriyle kapıştırırken size ne oluyor, size racon kesmek düşer mi babından geliştirdikleri ve giderek normal kabul ettiğimiz artık okuyucuyu rahatsız etmeyen bir diskur var. Bir de mesela en bariz örneği benim gözüme gözüken işte son zamanlarda yine reisin 20 ya da 20 küsür adet seçilmiş belediye başkanından istifalarını talep etmesi ve bunun toplum açısından oldukça normal karşılanılması. Hatta ondan sonra çıkmıyor ama tabii ki böyle bir şey isterim, onları oraya ben getirmedim mi gibi bir söylem içine girdiniz. Şimdi bütün bunların hepsi bana şeyi söylüyor. Yani bugün iktidar dediğimiz ya da bu iktidarın çeşitli yerlerini kullanan iktidar kullanıcılarının ana sadakatlerinin aslında ne yasalar, ne anayasa olduğu, bunun tam tersine anayasalar ya da yasaların dışında başka bir yerden güçlerini aldıklarını fısıldıyor. Bu konuda ne diyeceksiniz diye sormak istemiştim. Siyasi bağlılıkla benim kullandığım anlamda sadakat aynı şeyler değil. Ben sadakati düpedüz teknik bir kurum olarak kullandım. Sadakat vatandaşlığın kurucu unsuru. Aynı zamanda kamu görevlisinin kurucu unsuru. Öyle şeydir ki sadakat, öyle ilginç bir kurumdur ki devrim dönemlerinde eski rejimden yeni rejime geçilirken eski rejimin bütün bürokratlarına, görevlilerine genel olarak yemin ettirilir. Sadakat yemin ettirilir. Bu yemin kimi zaman açık bir metindir, imzalı diye. Kimi zaman sıkıştırma şeklindedir. Çok meşhur bunu Fransız devriminden sonra klerjiye yapılan, ruhban sınıfına yapılan diye bunu imzalayacaksın. Yemin metnidir. Bizim kamu görevlilerindeki yemin kökeni ta oradan Rus devrimleri yapılmıştır. Her devrimde yapılır bu. Sadakat. Ben teknik anlamda kullandım. Sizin sözünü ettiğiniz şey siyasi bağlılık. Sadakatı şöyle kullanır. Yasalar karar alma gücü verir görevlilere. Ve o karar alma gücünün nasıl kullanılacağı, kimin tarafından kullanılacağı bellidir. Örneğin bir okulda doçentlik jürisinin nasıl yapılacağı, doktora jürisinin nasıl yapılacağı, bir sınav kağıdı nasıl okunacağı, bir yargıcın bir müzakere nasıl yapılacağı bellidir. Siz o müzakerenin nasıl yapılacağına ilişkin başka bir yerde, başka bir örgütlenme yaparsanız anayasaya, yasaya olan sadakat bağını kesmiş olursunuz. O nedenle paralel devlet örgütlenmesi lafı güzel, doğru ya. Bunu yaptığınız zaman kesiyorsunuz devletin mekanizmalarını. Ama sadece bu FETÖ, PDY'ye ilişkin bir şey değil. Sizin kamu görevlisi olarak, yargıç olarak almış olduğunuz kararlar bir başka yerde önceden alınıyorsa, ki bu artık çok rahatlıkla saptanabilir günümüzde,
yazıp Dili Pak yazmış bizi 5 seneden beri izliyorlarmış diye 2000 önce. Bu saptanabilir, bu bağı kesmiştir ama sizin dediğiniz bir kölece bağlılık. Yani teknik bir sadakattan söz etmiyorum, kölece bağlılık ama şunu saptamışsa herhangi bir kamu görevlisinin alacağı karar saraydan geçerek geliyorsa bunu fiilen, fiziken saptamışsanız yani yasanın öngörmüş olduğu karar alma sürecini dolanan bir karar alma süreci varsa ve bu saptanabiliyorsa bu dediğim şeydir, doğru. Yani o zaman sadakat bağı kesilmiştir. Sadakat bağı vatandaşlık için ve kamu görevliliği için ve yargıçlık için kurucu bir bağdır. Bu 15 Temmuz'dan sonraki tasfiyeleri bu bağlamda tartışabiliriz. Zaman olsaydı belki onun ilişkinde bir şeyler söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, peki son söz olarak alayım çünkü 10 dakikamız kaldı. Murat Hocam da konuşacak. Buyurun. Öncelikle teşekkür ediyorum. Çok şey öğrendiğim bir oturum oldu. Onun hocanın şeyiyle ilgili, geçenlerde izlediğim bir tartışma Fransa ile ilgili yapıldı. Fransa'da iş yasaları ile ilgili değişiklikleri gelince bir tartışma da başladı. Belki izlemişsinizdir zaten. Tartışma şeye gitti. Geleceğin dünyasına en hazır ülkelerden birisi değil Fransa. Dolayısıyla bu yasa onu geleceğin dünyasına hazır hale getirecek. Bu Macron ve çevresinin söylediği, genel neoliberal söylemle de uyumlu bir şey. Buna karşı da şöyle şeyler söylendi. Dendi ki tam tersine aslında geleceğin dünyasına en uygun ülke Fransa'dır. Çünkü Fransa bu neoliberal deformasyonlar döneminden en az etkilenen ülkelerden birisidir. Özellikle kırsallarını bunun büyük ölçüde dışında tutmuştur bu neoliberal fırtınanın gibi bir şey oldu. Dolayısıyla onun hocanın başlattığı yerden gidip aslında bu tartışmayı gerçekten yapmak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de bana çok cesaret verici bir şey oldu. Tüm konuşmacıların açıklamaları. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Murat Hocam buyurun son sözünüzü alalım. Onur Hocam tamam mıydı? Tamam. Özür dilerim. Buyurun Murat Hocam. Şunu söylemek istiyorum basitçe. Yani önce yani Seviyoğlu'nun istediği örgütü kurup çalışmaya başlayıp büyük bir hüsrana uğramamak için diyelim para bulduk, CHP'den bulduk. O parlamenter demokrasimizin geleceği üzerine kahramanca çalışıyoruz da. Şey görmek lazım, söylemeye çalıştığım şey şu. Hukukun üstünlüğü prensibindeki o dönüşüm, yani medeni milletlerce kabul edildiği haliyle hukukun evrensel prensiplerinden neyi anlayacağımız belirgin değil. Yani biz temel hak ve hürriyetleri, insan haklarını, kimlik, şu bu vesaire böyle subsidiyarite, egemenliğin dağılması, ondan sonra toprak mülkiyetinin aşırı ölçüde metalaşması ve buna bağlı bir Avrupa hukuk sisteminde mi duracağız? Yoksa işte kamusal varlıkların bir takım krallar veya da işte bir grup adamlar tarafından bireysel mülkiyete tahvil edildiği ancak bu bireyselleştirmenin de hukuk kuralları üzerinden yapılmadığı hidrokarbon satıcısı ülkelerin normları üzerinden bir toplumsal beraberlik kuracağız. Yani mevcut onca çelişkiye rağmen geleceği birlikte üretme kararını bunu onların üzerinden mi alacağız? Yoksa efendim kamusallığın yani temel hak ve hürriyetlerinin değil de işte eğitim hakkının yani sosyal ve iktisal haklara yakın diyeyim. O terimi de çok seviyorum. Şeylerin tercih edildiği bir gelecek beklentisinin hakim olduğu yere mi gideceğiz? Hanımefendinin sorusunun cevabı o yüzden yok. Yani çünkü normal kendi bağlayıcı kuvvetlerini, kendi içlerindeki kavramlarla almazlar, o kelimelerle almazlar. Normların bağlayıcılığı bu kelimelerin ne anlama geldiğine karar verebilecek güçteki taraflar arasındaki müzakerelerle yani sınıfsal belirlenimin şeyini kabul edilebilir metotlarına bağlı, normlarına bağlı. Türkiye'de bence işte gelecek tasavvuru yapmanın zorluğu orada. Yani hangi setin diye karşısına galebe çalacağını bilemediğimiz bir noktadayız. Hangi cumhuriyet projesinin hakim hale geleceğini bilemediğimiz bir noktadayız. Hakim bir cumhuriyet projesi mevcut değil ve bu süreç içerisinde her türlü, hani bir önceki dönem hakim bir cumhuriyet projesinin varlığında atfedilmiş normların hepsi
kendi 367 kararını hatırlayın, şunu hatırlayın, bunu hatırlayın. Yani burada bizim yaparak bir şey sonucu varabileceğimiz bir sonuç yok. Bu alan yeniden kuruluyor. Hani tabii ki bir şey olur, pompalınızı alır, yerinizi seçebilirsiniz istediği yerde ama bu nihayetinde bu çok geçici olmak zorunda olan ve geçici olma hali uzadıkça yenisinin tesis ediliş sürecinde çok can yakacağı bir durum. Türkiye sanki böyle akıntıya kapılmış böyle karton kutular var, birbirlerine bağlanmamış ama akıntı tarafından tesadüfen bir arada tutuluyor. Yani akıntı dönüşünde her şey daha acayip olacak. Yani bütün o bir bütünlük daha farklı bir görüntü alacakmış gibi bir halde. O yüzden hani siz beyefendi dedi ya işte asıl tartışılması gereken, yani bence bu gidişatı yani ne olur mu vereceğimiz anlamı belirleyecek sınıfsal pozisyonun kendisini direteceği anı görmek gerekiyor. Yani şu anda geldiğiniz noktada her türlü istikbal tasavvuru biraz acayip. Yani bu başkanlık sistemine de kendisini gösteriyor mesela. Yani burjuvazi ne zaman başkanlık sistemi ister? Başkanlık sistemi hangi format altında tercih edilir? Yani meclise girişinin %10'dan %5'e çekilip daha demokratik bir hal aldığı fakat meclisin ürettiği kararların gücünü radikal bir şekilde kesilip Birleşik Kaplardaki gibidir. Başka bir yere aktarıldığı bir formasyon mesela işte hangi projeyi bağlamında yani mesela eğer ben size söyleyeyim, AB projesi Allah maazallah hiç istemem, o kabusun içine girerse Türkiye, yani yeni bir 16 Temmuz ya da işte CHP'nin sayın başkanının adalet formülü tutarsa filan ortaya çıkacak şey de parlamenterizm olur, başkanlık sisteminde iptal edilir büyük ihtimalle. Çünkü toplumsal güçlerin biçim belirlerini olarak yoğunlaşması diyebileceğimiz iktidarın formatı o sınıf dengesi içerisinde büyük ihtimalle öyle kendisini gösterir. Yok, hani Türkiye körfezde ki bu olasılık çok zayıf, sadece laf diye söylüyorum yani olasılığı tartışmak için. Körfezde bir bütünleşik içine girerse o zaman mevcut anayasamızdaki başkanlık modeli daha da güçlü, belki de başka bir yere girebilir. Avrasya ile olan ilişki ne boyut alır? Yani o şeyde emekçi sınıfları eli güçlenirse o zaman nasıl bir başkanlık sistemi karşımıza çıkar ya da şey mi olur? Yani bir egemenlik savunusunun üzerinden bu formülün 45 sonrası hali bütünüyle red mi edilir ve işte ondan öncesine yani yöneten ve yönetilenlerin aynı hukuk normlarına tabi kalacağı hikayesi üzerinden bir meclis egemenliği sistemi. Yani güçler birliği sistemi bir kendisini bulur. Yani başkanlığı değil de güçler mecliste mi toplanır? Yani buna göre, bu tasavvurlara göre bu normlar kendi içlerini ancak böyle doldurabilir. Yani mesela Onur'un söylediği şey, emperyalistlerin Türkiye'de dükkanı bütün kapılarını kilitlerine sürüp kendi adamlarını soktuğu bir şeyde evet gerçekten bu genişleyerek artan, kamu hizmeti alanını kaplayan neoliberal piyasanın sürdürülmesini o zaman karşılayabiliriz. Yani öyle bir borçlanmayı Türkiye'ye müsaade edecekler mi? Yani oradaki orada da sermayenin yapısı belirleyici hale gelecek. Ama yani bütün bu şeyler içerisinden bir şey görülemezken normların kendi anlamlarını bulduğu projenin ve bütünleşme şeyinin, Cumhuriyet Projesi'nin ve onun kurumlarının ne olacak konusu hiç ama hiç belirgin değilken hani bir şey söylemek şöyle mümkün, hani şu proje galebe çalarsa şu durumda şöyle olur diyebiliriz mesela. O zaman yine çalışabiliriz. O zaman onunla beraberim çünkü çok zevkli şeyler söyledi. Ama yani en azından bu koşullar denizini ön belirleyicileri de bir akıllı tutmak lazım. Yoksa siyasi alan çok belirsiz ve mistik bir hale gelecek diye korkuyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, İlter hiç istemezdi. Zaten bu salonda olan hiç kimse de istemez. Karamsarlık meselesi. Yıkıldık, yakıldık, gidiyoruz vesaire. Bu bizim işimiz değil. Bunu yapanlar varsa başka yerlerde, onlar başka yerlerdedir.
İlter'in dostları da değildir en azından. Bir, bunu söyleyeyim. İki, Türkiye'de ilk kez geçen hafta İlter Ertuğrul'laşarak tüm müfredat için, tarihte örneği yok, tüm müfredat için ilk ve orta öğretim, biliyorsunuz adı müfredat denilen şey bir program. Tarih Terbiye Kurumu'nun çeşitli tarihteki kararlarıyla 2015'te var içinde, yenilerde var, aldığı bir soyut ifadeler zinciri, işte kamuoyunda çok tartışılan. İdari hukukunun ve hukukun tüm şeylerini yok sayarak, kurallarını, usullerini, Onur Hocam'ın sorduğu hiçbir soruya evet diye yanıt vermeyerek, şunu da yaptınız mı, hayır, şunu da yaptınız mı, hayır demeyerek, müfredat hakkında Danıştay'a dava açtı, aydınlanma hareketi. Benim torunum çok küçük, kızım büyük olduğu için davanın imzacısı değilim ama bir veli tarafından bu dava açıldı. Birincisi bu, sizin sorunuza yanıt olarak. İkincisi de önümüzdeki haftadan itibaren, işte ileride sizin verdiğiniz örneklerle bu müfredata dayanılarak hazırlanan kitaplar, işte onları siz okuyacaksınız öğretmenler, o kitapların içindeki geçen o bölümler, onların uygulamaları her nasıl olacaksa, siz İzmir'deyseniz, İzmir'de ben arkadaşlarla size irtibat kurdururum. Sendikada açacak, hayır açmam yok. Açacak. İzmir'de de açacak, Mersin'de de açacak, Van'da da açacak, veli de açacak, yurttaş da açacak. Çünkü bu müfredat, işte şey de açıklandı biliyorsunuz, üniversite dini sınavları. Ne dedi? Bu müfredat esas alınacak dedi. Değerli dostlar, bu müfredat bu yıldan itibaren sessizce okunmaya başladığı andan itibaren Türkiye'nin tıpkı 12 Eylül 1980'de olduğu gibi gelecek 20 yılı 30 yılı ipotek altına alınmış demektir. Onu da ek olarak söyleyeyim. Üçüncü ve final cümlem de şu olsun. Bir dakika geçmiş oluyor hocam. Değerli dostlar, bütün bu tartışmaların altındaki akıl sorusunun karşılığını verecek olan tek bir sözcük var, sınıf sözcüğü. Bize unutturulan, anımsatılmayan, efendim işçi mi kaldı, emekçi mi kaldı, sınıf mı kaldı dedirtilen sözcük. Bizi bu tartışmalara sevk eden de o sınıf sözcüğü içindeki egemen sınıfın, yani sermaye sınıfının hukuku da, devleti de istediği gibi keyfice, çünkü keyfice yönetmeyebilir, hukuk keyfilik demek değil. Yönetmesinden kaynaklanan, o hal düzeniyle yönetmesinden kaynaklanan, anayasa tanımaması ile yönetmesinden kaynaklanan bir kargaşa. Bu tartışmalar onlar. Ama bunların olmadığı zaman dilimini düşünsek bile bütün mesele sınıfsaldır. Böyle bakmadığımız süre içinde de bütün soruların, yani neden, nasıl, bu değerler, örneğin cumhuriyet, örneğin laiklik, örneğin aydınlanma, örneğin laiklikle birlikte eğitim ve öğretim, bu değerler neden ayakları altında bugün sorusunun yanıtını bulmadan zaten mücadeleyi başlatamayız. Dolayısıyla İlker'in sözcükleriyle bitireyim. Biraz önce okuduğum hukuk haklar demektir sözcükleriyle bitireyim. Onun devamıyla diyor ki hak aramak boş vermemektir. Boyun eğmemektir. Direnmektir. İsyandır. Bu da bütünsellikle olur. El ele beyindir. Beyni olur. Örgütlü mücadeleyle olur. Herkesi isyana davet ediyorum ve bitiriyorum. Teşekkür ederim. Herkes yorgun gibi gözüküyor ama çok keyifli, güzel bir gün geçirdik. Bu son hukuk oturumu tam İlter'e uygun düştü. Hepimizin ütülenmiş, atlı kolayla kolalanmış beyin kıvrımları tazelendi. Yeni kan gitti, öyle hissediyorum. Onun için hukuk oturumundaki hocaların üçüne de sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Aylardır.
Şimdi efendim, bizim kuşak alışıktır üniversite forumlarından. Birisi çıkar, kapılar da kapatılır hatta, kimseyi dışarıya çıkartmayız aslında. Şöyle bir şey yapacağız. Bir yarım saatlik süremiz var. Yani 18'de salonu boşaltmak ve ondan sonra Mülkiyeliler Birliği'nin küçük, sembolik bir şarap ikramıyla İlter için, İlter dostumuz için kadeh kaldıracağız. Ama ondan önce korsan bildiri sunmamak şartıyla. Yani ben de meseleye şöyle bakıyorum demeyerek. Sadece literatürün için şunları söylemek istiyorum. Bunlara hiç değinilmedi diyecek katılımcı dostlarımız varsa Yavuz arkadaşımız mikrofonu ama önce bana bir el işareti yapacaksınız. Mikrofonu alan lütfen adını soyadını istiyorsa kurumun da söylesin, kayıt altına alınıyor. Yani bir deşifrasyonda sorun yaşamayalım. Ha şöyle hikayeler de oluyor. Adımı soyadımı, kurumumu bırak, beni yoksa fişliyor musun diyen olursa ona da saygı duyarız. Şimdi salondan söz almak isteyen, şunlar eksik kaldı. İlter bir de şöyle derdi diyecek dostlarımız, öğrenci kardeşlerimiz, büyüklerim falan var. Recep Bozkır Hoca. Ben hiç konuşmadım da. Teşekkürler Serdar. Bir ara dışarı çıktım geldim. Hukuk oturumu sona eriyordu aslında bu son tartışması. Ali Murat da buradaydı. Kaçıyor. Kaçma Ali Murat, gel. Şimdi karamsar bir tablo çizdi aslında hukuk devlet açısından. Doğru. Yani İçinde yaşadığımız süreci bir hukukçu gözüyle, iktisatçı gözüyle değerlendirdiğimizde hatta de tabii şimdi geldi Erdoğan'da sınıf mücadelesi artık tavsadı, kim temsil edecek sınıfı, işçi sınıfını falan konusu olduğunda karamsar bakmamak elde değil. Ancak İlter'in düşüncesini elimden geldiğince dile getirecek olursam, biz geleceğe bu kadar karamsar bakamayız, bakmamamız lazım. İçinde olduğumuz süreç geçici bir süreç. Yani bu 2002'de de başlamış bir süreç değil. Tabii o zamana kadar hazırlandı, 12 Eylül'le birlikte hazırlandı, 24 Ocak'la hazırlandı. Küresel ölçekteki gelişmelerle hazırlandı. İşte 12 Eylül 80 dönemini hatırlayalım. Bir tarafta Thatcher, diğer tarafta Reagan, bizim tarafımızda Özal. İşte şeyde mübarek, Mısır'da mübarek, Latin Amerika'da başkaları, yani böyle bir açılım, liberalizm, neoliberalizm bu 2000'leri, 2010'ları hazırladı. Bizde uygulanan 2007'den, 2010'dan sonra uygulanan ise vahşi kapitalizmin artık ezip geçtiği bir dönem oldu. Hukuksuzluk tam da bu dönemde ortaya çıktı. Ancak bu sadece Türkiye'de değil. Yani mesela daha dün mü, evvelsi dün mü Trump kalktı, İran'la yapılan nükleer anlaşmayı ben iptal tanımıyorum demeye kalktı. Yok efendim işte İran'ın özel muhafızlarını cezalandırma şeyine gitti. Ali Murat örneklerini verdi aslında, yani bu hukuk devletini aşan şeyler 1970'de, 80'de, 2000'lerde modifiye edilerek hukuk devleti geldi. Ancak dediğim gibi yani biz bunu geçici bir süreç olarak görmek zorundayız, bu bir. Neden böyle? İkincisi, geçmişten hem de sadece Cumhuriyet döneminden değil, Osmanlı tarihinden de gelen ciddi bir hukuk devleti, gelişimi tarihimiz var. Yani bu iktidarın bir şekilde üstesinden geldikten sonra, o mücadeleyi verecek sınıf temsilcileri ortaya çıktıktan sonra, sendika düşlendikten, işçi sınıfı bilincine ulaştıktan sonra hukuk devleti kavramı falan tekrar yerine oturur, cumhuriyet yerine oturur, modernize yerine oturur diye daha böyle İlter'in şey yapabileceği, söyleyebileceği şeyleri söylemiş olmak istedim. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Başka salonda İzzettin Hocam, siz herhalde İlter'in eski ve yakın çalışma arkadaşlarından birisi olarak. Ben
böyle bir güzel toplantıya öncelikle sevgili İlker'i rahmetle anıyorum. Sabahtan gelmek istedim ama elimde olmayan nedenlerle biraz geçti. Öğleden sonra katılabildim. Gerçekten biz İlker'le birlikte ilk KİGEM'in kuruluşundan beri birlikte olduk. Hem dost hem arkadaş olarak da birlikte çalıştık. KİGEM'in kuruluşunda vardık. Kapanışı biraz evvel Ali Rıza oradan yok pardon Onur Hoca söyledi. Ben de o dönemde parlamentoda tanığı oldum. Bir plan birçok komisyonunda bir konu geldi. Vakıflarla ilgili. O günlerde de işte kaynağı belli olmayan 100 milyon dolardan 10 dolar eksik bir para işte şöyle diyordu. Diyordu ki herhangi bir şekilde işletmeler ana faaliyet alanları dışında kasalarında fazla hasılat olmuş ise ya da para bulunmuş ise bu %100 vergilendirilerek muhasebeleştirilir diyerek o paraya bir şey hazırlıyorlardı. O günlerde yine vakıflarla ilgili bir düzenleme geldi. Baktım ben şiddetle yine karşı çıkıyorum. Bir tanesi dedi ki ya dedi bu vakıflar dedi şey vakıflar yani faaliyetlerini yürütemeyen vakıflar. Biz bu faaliyetlerini yürütemeyen vakıfları ortadan kaldıracağız. Mümtaz hocamın da seninle sorumluluğun içinde olan bir vakıf var. Bunların içinde o da mevcut. KİGEM tabii hemen aklıma geldi ve çok üzüldüm. KİGEM'i Harbiş Sendikası Genel Başkanı olduğum dönemde hiç tereddütsüz hocam, İlsen hocam da biliyor. Birlikte götürdük. En çok emeği tabii teknisyen takım İlter ve Onur ve diğer arkadaşlar verdiler. Daha sonra benim sendika genel başkanlığından ayrılmamla birlikte seyah oldu KİGEM. Yalvar yakar diğer bir iki sendikada köşe bulduk, diğer bulduk, oda bulduk. Sendikalar iyice gücünü yitirdikten sonra da ne herhangi bir yerden kaynak bulabildik ne de herhangi bir şekilde faaliyetini sürdürecek zemin oluşturabildik. Ve böylesi Türkiye'nin kamu mallarının talanına dur diyen, çomak sokan bir kuruluş ne yazık ki 2014 yılında kapatıldı. Tabii biz İlter'le zaman zaman birlikte çalıştık, birlikte akıl yürüttüğümüz dönemler de oldu. Gerçekten hem zekasıyla, hem heyecanıyla ve cesaretiyle hem de pek çok kişi, hoca da anlattı, hoca hukukçu olmamasına rağmen bir hukukçuymuş gibi kılı kırk yararak hazırladığı o anayasaya aykırılık ya da özelleştirmenin ruhuna aykırılık hükümlerini Danıştay'da ve diğer birimlerde birlikte götürdüğümüz de oldu. Şimdi böyle bir günde ben gerçekten Ali Ağa'dan gelen öğretmen arkadaşımızın isyanını gördüm burada ama o isyana bile salon yeterli tepkiyi veremedi. Öğretmenler veremiyor. Yani şunu bilin arkadaşlar, sendikalar öldü demeye dilim varmıyor ama kuşatıldı. Yani hepsi tıpkı iktidar partisinin siyasetçilerini bir takım şeylere bulaştırarak mahkum ettiği gibi işte getiren benim gidin diyorum gidin dediği gibi sendikaları da böyle zayıf noktalarını yakalayarak teslim aldılar ve işçiler hiçbir şekilde sınıf bilinciyle eğitilmiyorlar. Yani bu işçi sendikalarında da böyle, hele hele memur sendikaları içerisinde bir sendika var ki AKP kurulduğunda 23 bin olan üye sayısı 1 milyona dayandı. Bu tarafta emek işçilerin içinde de yandaş sendikalar oluştu. Dolayısıyla o kesimi ayağa kaldırmak, o kesime umut bağlamak bugünkü kısa vadede çok reel bir düşünce değil. Yapılması gereken şuydu bence, Ali Rıza Hocam yine söyledi, Ali Ağa'da madem ki tersten tepeden inme bir bu müfredatı uygulayın, işte belirlenenin dışında bir şey de yapılmış, arkadaşımızı kutluyoruz tabii birey olarak karşı koymuş. Hemen belki onun örgütünün derhal idare mahkemesine ya da ilgili birime dava açması gerekirdi. Bunu belki kamuoyuna mal etmek gerekirdi, basınla paylaşmak gerekirdi ve bunu yaygınlaştırmak gerekirdi. Yani oraya mahkum edip ben arkadaşımızın buradan
ben bir şey alamadan geri dönüyorum diye üzülerek gideceğini düşündüm bir anda ve üzüldüm. Arkadaşlar gerçekten Türkiye şu anda tam bir çöküntü içinde. Keşke İlter gibi cesur arkadaşlarımız çok olsa da aramızda yeni bir yol bulabilsek. Yani yeniden bir çürüyüşten dirilişe ayağa kalkabilsek. Ben bu vesileyle İlter'i böyle bir günde almayı düşünen dostlara, emeği geçen arkadaşlara ve katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Çetin. Evet, salondan başka mesela 438, buyurun. Ömer Yıldırım. İlter benim Okigen zamanından 20 yıllık arkadaşım. Konuşmaların başına itibaren değişik konuşmalar, Okigen'deki çalışmaları, teknik hazırlıkları vesaire anlatırlarken özelleştirmeye karşı açılan davaları, biz de o zaman medya ayağındaydık. Ben o dönem 1996'da ATV'de çalışıyordum ve Son Durak diye bir gece programı vardı, bir haber programı. O programın da yapımcısıydım. İlter'le ilk bu özelleştirme karşıtı haberlerle tanıştık. Bizi besleyen, bütün sorularımıza cevap veren, her konuda danıştığımız arkadaşımızdı, bir çeşit haber kaynağımızdı. Ve dostluğumuz öyle başladı. Sonraki dönemde de hem İlter'in her zaman anlatacak, sorgulayacak çok konusu vardı. Cevaplanmasını istediğimiz soruları vardı. Bizim de cevaplanmasını istediğimiz sorularımız vardı. Sonrasında CHP'de bir dönem genel başkan yardımcılığı yaptım. O dönemde de gene İlter yanındaydı. O süreçte sürekli destek oldu. Birlikte çalıştık. Çok büyük katkıları oldu gece yarılarına kadar. Dolayısıyla ben İlter'i bugün bana verdiği desteği, bütün bu gerek haber düzleminde, gerek siyasi planda, gerek dostluk anlamındaki paylaşımlarımızı anlatarak aynı zamanda bir teşekkürle anmak istiyorum. Biraz da galiba 78 kuşağının tavrı bu. 78 kuşağının dayanışmacı, birbirini bir yere geldiği zaman hani her dakika bir arada olmamız gerekmiyordu. Destek varsa, bir yerde bir şey yapılacaksa ateş böcekleri gibi hemen o noktada buluşma ve o noktada çalışma gibi bir anlayışımız vardı. Yeni kuşaklarda ne yazık ki böyle bir hissi ben hissedemiyorum. O dönemin bir ayrıcalığı ve gücü olarak görüyorum. Bu duygularla sevgili dostumu İlter'i özlemle, sevgiyle ve saygıyla anıyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Başka? Suat, konuşmak ister misin? Bence iyi olur. Yani hem 438'de yatak arkadaşısınız, hem İzmir'den kalktın geldin bence. Yatak arkadaşı. Ya aklınız fikriniz. Ev arkadaşı değil. Hayır, oda arkadaşı ama yatak arkadaşı. Evet, Suat. Burada çok şeyler söylendi. Benim söyleyeceklerim üretim yaptığı alanlardan daha çok o üretimden önceki birikim dönemine ait olabilir. Çünkü üretim dönemindeyken o bunları biraz önce konuşulan şeyleri üretirken ben şöyle bu şekilde başka alanlarda onunla zaman zaman çeşitken yollarımız oldu. Ama üretim aşaması derken İlter'le bizim dostluğumuz sadece 438'in odalarıyla sınırlı değildi. Düşünsel olarak ben 438 üyelerinin İlter'in üretkenliğiyle ilgili olarak çok önemli başlangıç öğelerini oluşturduğunu düşünüyorum. Yani ben sabahlara kadar tartıştığımız, ondan sonra bir sonuca varıp varmamak çok önemli olmamak kaydıyla çok fazla şeyi gündeme aldığımız sonuç kaygısı olmadan da bunları konuşabildiğimizi hatırlıyorum. Gençliğinde çoğumuzun burada olanların
inanıyorum ki böyle dinamikleri vardı ama bizim orada galiba daha sonra da şurada buradalar diğer üyeler yaşamlarında geldikleri yerde görünce oradaki birikimlerin sonraki üretimler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Galiba orada bir nüve vardı. İlter de bunu en iyi yansıtanlardan biri oldu diye düşünüyorum. Benim naçizane görüşüm budur. Teşekkür, sağ ol. Evet arkadaşlar, başka söz almak isteyen İlter Ertuğrul'la ilgili sözü olan var mı? Belki senin olması lazım diyorum. Sen bir şey diyorsun. Oradan bir şeyler söyle. Çok şey söylerim ve çok uzar. Hem de başkanlığı şey yapmayalım, suistimal edeyim. İlter dedik mi şimdi meydan görürüz, ciddi yazarız. Anıl evet. Anıl, İlter'in oğlu. Anıl ben konuyu biraz değiştireyim. Babam Göztepe taraftarıydı. Bilmiyorum biliyor musunuz? Hep söylemiştik hani neden Göztepe diye sorardım. Derdi ki Göztepe zaten şampiyon olamaz. Olsa da ben göremem. İşte Göztepe de iyi gidiyor bu sene. Sözümü kesinlikle teşekkür ederim orada herkese. Evet, evet, evet. Ben bir iki cümle söyleyeyim. kitap üretiminin dışında. Evet, Kesimoğlu gerçi bahsetti ama Millet Meclisi'nin eski milletvekili odaları şimdi de gerçi çok farklı değil ama eski milletvekili odaları hakikaten şu masa altında bir divan, yanında tek bir sandalye, bir tane sehpadan bozma bilgisayar masası ve milletvekilinin masasının olduğu daha çok süfli bir yer. Biz orada İlter'le 8,5 ayı paylaştık. Bu 8,5 ayı benim kişisel tarihimde önemli yanlarından bir tanesi, adamla ne zaman konuşsam her zaman onun zelaltıyla benim bilgimi tazeleyip arttıran bir adam ama bir de çok zarif bir adam. Ben o dönemin ortasında artık 37 yıllık triyakilin sonuna geldiğim için sigarayı bıraktım. Ve İlter de düşünürmek için bile sigara içen bir adam ve o küçücük mekanı paylaşacağız. Ben sigarayı bıraktıktan bir iki gün sonra paltolarını, benim paltolarımı da alarak odaya asmamaya başladı. Sekreterin odasına götürüldü. Bir iki kere dedim ya niye? Oğlum dedi bıraktın. Artık dedi senin ceketle paltoda sigara dumanından uzak mekanlarda dursun. Yani bu kadar hassas, bu kadar ve üretim hızını akıl almayacak bir şey. Gecelerin adamı, onu anlattım bir miktar ama genellikle Mehmet Kesimoğlu ya da ortalama milletvekili mecliste danışmanlarından en büyük isteği beni flash yapacak bir numara bulun. Yani esasa ilişkin değil. Yani parlamentoda öyle bir konuşma yapacak ki biraz fazla alkış alsın, göreye de selam dursun diye. Bizim öyle cin tarafımız yok da yani mesele varsa İlter'le şey yapıyoruz. Fakat İlter'in o hakikaten videoda izlediğimiz gibi gömleğinin kollarını sıvayıp da sigarayı yaptıktan sonra bilgisayarın başına geçtiğinde aşağı yukarı 3-4 saat sonra ya çok baba bir monografi ya da çok kritik bir hukukta, hukuk meselesinde inanılmaz bir ayrıntıyı yakalayarak. Mesela o dönem ben Günlük Sol Gazetesi'nde de yazılar yazıyorum. Dolayısıyla Doğu Çevre'yle yakın temasım var. Bu Suriyeli göçmenler meselesiyle ilişkili bir yasa tasarısı geldi meclise. Suriye değil de göçmenlerle ilgili, Avrupa Birliği göçmenleriyle ilgili. Akşam böyle saat 8-8.30 gibi meclisteki görevliler milletvekillerine o kanun tasarısını kapının önünden bırakıyorlar. Biz de Kesimoğlu yok. Dolaptan yan komşumuz Çorum milletvekili. Onun getirdiği böyle enteresan denklemleri çıkarttık. Biraz kesme bardağı viskiyi koyup o yasa tasarısını okumaya başladık. Ve onun üzerine
onunla birlikte o gece Mehmet Kesimoğlu'na soru cevap yapmışız gibi bir röportaj hazırladık. Yani bu gelmiş, Türkiye'yi hangi tehlikeler bekliyor diye. Yıl 2013, büyük ihtimalle Kasım ayı, yani Aralık belki olabilir. Ve 3 gün sonra o zaman günlük çıkan Sol gazetede tam sayfa. Mehmet Kesimoğlu'nun röportajı değil, Kesimoğlu'nun da gazeteye çıktıktan sonra haberi oldu. İlter'in kurguladığı o metin ve bizim o sorular ve cevaplarla gelecekte Türkiye'yi bekleyen bütün tehlikeleri bugün Türkiye birebir yaşıyor. Yani biz rakamda yanılmışız. Biz 3-4 yıl içinde göçmen sayısı 5 milyonu bulur dedik. Şimdi resmi göçmen sayısı 4 milyon 250 bin civarlarında. Tamam. İnanılmaz bir adamdı. Yani düşünce hızına yetişmek biraz zor. Ben onun kadar, yani ben de uzun soluklu çalışmayı severim ama onun kadar genius tarafım yok benim. Ben biraz daha hamal kısmındayım ama İlter gerçekten sorunu, hele hukuk meselelerinde, Ali Rıza Hocam onu çok güzel anlattı. Yani nereden o şeyi bulup da nasıl görüyordu o kadar ayrıntıyı? Yukarıdan da görüyor, eminim. Onun bir vasiyeti vardı. Ben ara sıra yapıyorum, böyle ayda bir. Kabristan'a, yani ikinci kapıdan gelip yukarıya doğru İlter'in kabrini ziyaret ediyorum böyle ayda bir. Ve bir 20'lik yeni rakı götürüyorum. Ama gün dikildikten sonra ona biraz özen gösteririz. Tutması için şey yapabiliriz, biraz erteleyebiliriz. Nedim, burada keseyim. Bilkeliler Birliği'nin ikramı, gene bizim sınıfta Mehmet Seçilti dostumuz var. O da özel imalat, kendi yaylasının üzümlerinden yaptığı şaraplardan da getirmiş. Dışarıda bir mini tadım şöleni bizi bekliyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum İlter için. Ayağınıza sağlık. İyi akşamlar. Thank you.
Barbaşı abi. Bir de bana sarhoş ettin. Sen de bana sarhoş. Ya çok teşekkürler. Bu da işte şarap hocam. Evet. Bu hanıma verin. Tabii ki. Aynısı. 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 Ama çok güzeldi ya. Ya Türkiye'den her şey çıkıyor mu? Bizim zamanımızdaki mektir. Sizin öğrencileriniz. Çocuklara ya. Buyurun efendim. Siz öğrendiniz. Getir bardak getir. Çorba lan sen bak. Meyve suyu da var. Var ya. Öyle. Yok yok meyve suyu. Yok. Şarap efendim. Vallahi güzel bir şarapmış efendim. İşte şarap. Orijinal. Ver şunu.